Evet, 24 Eylül Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Her hafta sonu olduğu gibi, her cumartesi pazar olduğu gibi sizlerle birlikte olmaktan, siz değerli dostlarla birlikte olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk aldığımızın altını çizelim. Evet, Eylül ayına geldik. Eylül ayının sonuna geldik. Hani daha Eylül geldi derken daha başında sonuna da geldik. Ve açıkçası kış artık yavaş yavaş emarelerini göstermeye başladı değil mi Eray? Neler söyleyeceksin? Kapı aralandı hafiften. Ya, genelde Mart'ta aralanıyordu kapı benim bildiğim, evet. Ama Eylül'de de artık hani sonbahar etkilerini ciddi ciddi gösterdi. Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese kucak dolusu selamlar. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için diyoruz. Ve program arkadaşlarım sevgili Eray Balcı ve Ümit Sadi ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Hemen arkadaşlarıma dönüyorum. Nasıl geçti geçtiğimiz hafta senin için? Valla yazın bittiğini dün akşam anladım. Evet. Bayağı bir kalın giyinmeme rağmen bayağı üşüdük. Onun dışında fena bir hafta değildi. Yorumlarla, tahminlerle, yarışseverlere bir şekilde faydalı olmaya çalıştık. Fena da bir haftayı geride bırakmadık. Onun haricinde bugün değişik bir heyecan var. Uzun yıllardır olmayan bir şey, belki de tanıklık edeceğiz. Triple Crown heyecanı. Ona da hazırız. Çok zevkli, çok heyecanlı. Özellikle Ankara'da 10 koşu var. Sonrasında Adana'da heyecan devam edecek. Umarım bir kez daha bütün dostlarımıza ekip olarak faydalı oluruz. Evet. Pekala. O halde hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. hipodrom@kanaldaya.com.tr hipodrom@kanaldaya.com.tr bizlerin e-mail adresi. 7 gün 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz bu e-mail adresinden. 140 karakteri geçen mesajlarınız varsa bize e-postayla, e-mail ile gönderebilirsiniz. Ama programa interaktif olarak katılabiliyorsunuz her hafta sonu olduğu gibi. Arkadaşlarım onu da ekranlara getirecekler. @cantinazakan bizlerin Twitter adresi. Tweetlerinizi, katkılarınızı bekliyoruz ve her zaman olduğu gibi de son gönderdiğimiz artık videolu bir klip yaptık değil mi? Dolayısıyla onu retweet ederseniz en azından belki hatırlayamayanlar olabilir başlangıç saatimizi. Çünkü artık biliyorsunuz cumartesi 10.30, pazar saat 10'da başlıyoruz. İki ayrı saatimiz oldu. Bir süre daha Ekim ayının sonuna kadar böyle devam edecek. Dolayısıyla belki unutanlar vardır. Eğer hatırlatırsanız çok seviniriz dedikten sonra sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Şöyle bir bakalım. Eğer arkadaşlarım ekranlara verirlerse. Gökhan Kaya'ya teşekkürler. Hafta sonlarının gülen gözleri çocuklarımıza anlatacağımız mirassınız şimdiden. Ölümsüzleşen program oldu Son Düzlük demiş. Selamlar demiş. Sağ olsunlar. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de buradan. Şöyle bir daha bir bakalım. İsa Dinkçi'ye, Volkan Perver'e teşekkürlerimizi iletelim. Ali Kaya'ya yine hakeza. Hakan abi İzmir'den sevgiler, saygılar. İyi yayınlar demiş Gökhan Tülümen. İzmir'e selamlar. İyi yayınlar, Adana bile serinledi demiş Ali. Adana'da demek ki. Bugün Urfa'daydı. Urfa'dan Adana'ya geçti. Dolayısıyla Gökhan'a teşekkürler. Dediğim gibi hafta sonlarının gülen gözleri çocuklarımıza anlatacağımız mirasınız şimdiden. Ölümsüzleşen program oldu Son Düzlük. Selamlar demiş. İstinyeganyan Bay biz hazırız. Ankara ve Adana tahminlerimiz yayında demiş. İstinyeganyan Bay'a teşekkürlerimizi iletelim. Mehmet Çakma, Gökhan Durgut'a, Gökhan Tülümen'e, İbrahim Karaman'a, İlker Yıldız'a teşekkürler. Abi yayınlar, bugün günlerden Grey Storm diyelim mi hep beraber, şampiyon tarihin sayfasına fırtına gibi giriş yapacak inşallah demiş. Salih Borç göndermiş. Şimdi Grey Storm'u en iyi ifade edip en iyi anlatan kişi olarak zaten Grey Storm'un bir hediyesini kazanmış değil mi? Bizim programımızda gitmişti Nal, erkek tay denemenin Nal'ı gitmişti. O Nal'ı da evinin baş köşesine koymuş arkadaşımız Salih Borç'a da buradan. Artık herkesin tabii kendi favorisi var. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Başarı dileklerimizi iletelim tabii ki. Hatırlatalım buradan. Volkan Perver'e teşekkürler. Ahmet Aydoğan'a, Ali Hepgüler'e teşekkürler. İyi yayınlar, gönlü, yüzü, kalbi, güzel dostlar demiş sağ olsunlar. Nostalji bir Rainfall yarışı izleyebilir miyiz? Notlarımız arasına alalım tabii ki. Metin Bey'e, Metin Göre'ye, Erkan Karakoç'a teşekkürler, selamlar. İsmail Coşar'a hakeza. Hakan abim güzel bir gün diliyorum. İyi yayınlar izliyorum. İzmit'ten Ere'ye ve Ümit'e de selamlar demiş Soner Oruç. Biz de selamlarımızı iletelim Oruç ailesine. Küçük Duru'yu da gözlerinden öpelim ekipçe. Ziyarete gelmişlerdi, evet. Hatırlarsın. Selamlar. Mehmet arkadaşımıza, Sadun Oktav Stad'a teşekkürler. Soner Uç'a ve Direnc'e teşekkür ederiz sağ olsun. Şafak Hanım'a, Şafak Akbay'a, Serdar Serin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstinyegan Yanbay'ına, Özcan Aktaş'a teşekkürler. Ve yukarıki mesajı okumuştuk zaten Salih'in. Adana'dan selamlar, her mevsim ayrı güzel, Son Düzlük her hafta daha da güzel demiş.
Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, mutlu bir gün olsun hepinize demiş Ahmet Oydaman. Çok teşekkürler, sağ olsun. İstinyeganyan bayinizdeki yarışseverlerden web sayfanızdaki takipçilerimize selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Özlem Karasu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir başkadır Yalçın arasında gün batımı, Abbas Yolcu'ya bol şanslar demiş. Evet, bugün Ankara koşusunda tüm koşacak olan safkanların ayakları düz bassın. Bugün iki ayrı heyecan var tabii ki. Bir de Triple Crown heyecanı. 15 sene sonra bir jenerasyon olarak bakalım görebilecek miyiz? Çünkü en son 2015'te Grand Equinox'u sen seyretmiştin Eray. Evet. Ümit de seyretmişti. Öncekileri? Bolt Pelt'te seyrettim ben. Şeyi, Uğurtay'ı? Yok. Uğurtay'a yetişmedin 85 sen. 85 olabilir. Doğru. Seren'e falan zaten hiç yok, yetişmedin. Yok. En azından ben Seren'i, Uğurtay'ı, Bolt Pilot'ı gördük, Grand Equinox'u gördük. Bakalım 5. olacak mı en azından? Bir olsun artık. Onu bir bakalım, izleyelim. 15 yıl aradan sonra çünkü bu şans yakalandı Greystorm'la veyahut Vuslat başka bahara mı kalacak? Bunu hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Bir başkadır Yalçın arasında gün batımı. Abbas Yolcu'ya bol şanslar ve gerçekten Yalçın arasının o muhteşem konumundaki görüntüsüyle de gün batımını izliyoruz. Bursa Kemalpaşa'daki Yalçın arasının görüntüsü. Buradan başarı dileklerimizi iletelim. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Programımızın ilerleyen dakikalarında yaklaşık bir saat sonra, 45 dakika sonra Ankara koşusuna katılacak olan safkanların ilgilileriyle de telefon bağlantıları yapacağız. Onların heyecanlarını sizlere aktarmaya çalışacağız son düzük içerisinde. Dolayısıyla onların da katkı ve katılımlarına için şimdiden çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü hakikaten çok önemli bir heyecan yaşayacak her biri. Önemli bir koşuya çıkıyorlar. Dolayısıyla programımızın akışı içerisinde hem safkanları konuşacağız hem de safkanların ilgililerini telefonla bağlantıya alacağız. Son dakika heyecanlarını, son dakika düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Onlardan bir tanesi de yine Oğuz Bey olacak. Yalçın arasından konu açılmışken Abbas Yolcu ile ilgili görüşlerini, fikirlerini alacağız. Hatırlatalım en azından. Özlem Karasu'ya teşekkürler. Yine her hafta olduğu gibi küçük kardeşimizin fotoğrafını paylaşmışlar. Son düzük saat kaçta demiş? 10.30'da bugün, yarın 10'da. Eray Baba, Ümit Dayı, Hakan abi, adamların hasısınız, evimizin en güzel yerindesiniz, ailemizsiniz, sizleri çok seviyoruz demiş. Sağ olsun kardeşim. Biz de sizi çok seviyoruz. Günaydın, hayırlı programlar, İskenderun'dan sevgiler, saygılar, iyi ki varsınız demişler. Yine kısmetse koşuyoruz demiş Çelik Samo. Hatırlarsın geçen hafta gelmişti mesaj, Özcan kızı bir şarta çıkacak. Ayakları düz bassın, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir yarış olsun inşallah diyelim Çelik Samo'ya. Yine Çağlar Şentürk, Hakan Bey bugün program var mı? Var, izliyoruz şu anda. Yine günaydın yayınlar, forma. Teslim edildi formalar. Yani dün mü, evvelsi gün tam hatırlayamıyorum. Yani ilk fırsatta belki de bu akşam alıp yarın tamam, sabah. Tamam, yarın çünkü hazır. Belki burada. Ha, o zaman tamam, garanti yetiştiririz. Ya yarın. Benden ne bir ricam var ama olur ya. Bir denkmen gelir, sabah evden çıkarken bir çaldırırsan da sevinirim. Tamam. İşte çünkü çoğu zaman ben sabah seni arayacağım yani, tabii ki. Tabii teslim ki. Edildi. Tamam, şöyle. Adette biliyorsun zaten. Yarın İstanbul'da olacaklar. Ben özellikle dedim ki yani, madem geliyorsunuz mutlaka bir kahvemizi, çayımızı için Antalya'dan gelecekler. Yarın stüdyoda olacaklar, gelecekler en azından. Formayı sen kendin. Unutmayalım bari. Çünkü unutma, tamam, ben sizi sabahtan şey yaparım. Peki. Formalar hazır hatta yani. Hafta sonlarını iple çekiyoruz. İyi ki varsınız demiş. Yine sağ olsun, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hafta içindeki mesajlarla ilgili gelenler var. Ama ben hemen şimdi bir de bir hatırlatma yapayım şuradan. Sadun Oktav'la Pedigri Sohbetleri, At Kitaplığı'nın muhteşem eseri. Bugün elimize ulaştı. Gerçekten inanılmaz bilgiler var içerisinde. Buradan bu kitabın hayata geçmesinde çok önemli pay sahibi olan, hatta ben buradan da göstereyim, pay sahibi olan dostlar var. Onlara buradan başta tabii bu eseri kaleme alan sevgili Sadun Oktav'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten pedigri konusunda Türkiye'nin en önemli isimlerinden biridir ve içerisindeki zaten şeyleri okuduğumuzda, baktığımızda inanılmaz bilgiler var, inanılmaz detaylar var ki hani yıllarca bu işin içinde olan dostlarımız dahi eminim kendilerine, kendilerinin de belki satır aralarında atladığı şeyleri göreceklerdir. Şöyle bir baktım üstten, bu akşam direkt kitabı ayırdım kendimi. Bir nefeste bitirebilecek gibi ama şöyle söyleyeyim, hani okunup bir kenara konulacak kitap değil. Sürekli içerisinden bakıp detaylarını görebileceğiniz, fikir alabileceğiniz son derece güzel bilgiler var. Burada başta Sadun Oktav'a, At Kitaplığı'na ve tabii ki Murat Hoca'ya buradan, Murat Saracoğlu'na da selamlarımızı ve teşekkürlerimizi
iletelim. Son derece güzel bir kitap olmuş. Özellikle pedigri konusunda, orijinler konusunda eğer ki bilgi sahibi olmak, fikir sahibi olmak veya en azından kendi bilgi ve görgünüzü arttırmak istiyorsanız bu konuda, pedigri konusunda, bu anlamda güzel bir eser. Atkitaplığı.net'ten de ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla sipariş verebiliyorsunuz. Çok güzel bir kitap. Şöyle bir baktım, sabah hemen elime gelir gelmez kendimi kaptırdım. Son 5 dakika dediler yayına. Dolayısıyla bu anlamda da biz teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki haftalarda da ben sevgili Sadun'u da davet ettim. Stüdyoya gelecekler. Biliyorsun onlar da Ekim ayının son haftasında önemli bir organizasyon yapıyorlar. Bir at satış organizasyonu. Hem onu bir konuşuruz önümüzdeki hafta, hem de kitapla ilgili daha detaylı bilgileri muhtemelen sevgili Sadun'dan alacağız, öğreneceğiz. Dediğim gibi emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim diyorum. Peki. Cebe'de gelen mesajlar var. Bakacağım. Ama Eray, senden bir iki cümle almak isterim pedigri sohbetleriyle ilgili. Vallahi emeklerine sağlık. Sadun abi yıllardır bu sektörün içerisinde var olan ve iyi işleri imza atan bir abimiz. Bu da çok daha farklı bir detaya değinmiş. Atla, atçılıkla ilgili her şey var. Bir ufaktan göz gezdirdim ama akşam eve gidince okuma şansım olacak. Ben de seninle aynı düşüncedeyim. Akşam bir başlayıp bir solukta bitirmek lazım. Ama bir solukta bitecek bir şey değil yani. Ve ara ara tekrar rehber kitap olaraktan kullanabileceğim. Çok böyle yukarılara kaldırmayıp göz önünde bulundurup ara ara okumak lazım yine. Aynen öyle. Ümit? Vallahi şimdi bunun için çok zaman ayırmak lazım. Normal hani yazarken, incelerken, okurken, hele ki yazmak tabii dedim ya, biraz daha merak olacak, bilgi olacak, birikim olacak. Sadun abi de ayırmış vaktini, zamanını. Malum zaten iyi de bir birikimi de var. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Ben de normalde pek, şimdi şöyle bir göz attım da, at ismiyle koşar diye bir şey bizim sahada vardır ya. Evet. Onu da kaleme almış şöyle bir onun bir çok önemli. Yani şeye kadar Sadun, geldim. Tabii Sadun'un bir de hani bu konudaki background'u, altyapısı, temeli çok evet, iyi birikim olduğu için. Birikim zaten atılıkta çok mühim. Yani yıllarca. Bu anlamda hani ben zaten hep söylüyorum. Türkiye'de pedigri konusunda çok ciddi anlamda deneyimine ve bilgisine önem verdiğim 3 isim saydasınız. Belki en başında sayacağım 1-2 isimdir. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi anlamda katkılarını kitap içerisinde okudukça göreceğiz. Teşekkürler diyelim. Belki önümüzdeki hafta en azından tanımayanlar için hem kitabı hem önümüzdeki satış organizasyonunu önümüzdeki hafta son düzlükte konuşacağız. Davet ettik. Eğer bir terslik olmazsa pazar günü, önümüzdeki pazar, Sadun'u ve sevgili Meziyet'i ben inşallah o da gelir yayına. Onu da davet ediyorum. Çünkü onun da gerçekten çok ciddi anlamda at ve atçılık adına katkıları var. Hatırlarsın bir iki sene öncesinde Adana'da şey yapılmıştı, o Dünya Kadınlar Günü'nde inanılmaz organizasyonlara ön ayak olup imza atmıştı. Bu anlamda da sevgili Meziyet'in de oradaki Adana'daki o hani ciddi anlamda bir atçılık neferi gibi çalışıyor. Hepsine buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Çok sevdiğimiz dostlarımız bizim. Sağ olsunlar, var olsunlar diyelim. Haydi bir son bir parti tweet okuyalım. Çünkü bugün süremizi de çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarım ekranlara gelsinler. Günaydınlar kardeşlerim, iyi ki varsınız. Benim dün ikili şartlı bir de tayım koştu ama çok üzüldüm. İsmi Seni Seviyorum İzmir'de demiş. Evet, biraz kötü koştu. Hatırlıyorum Seni Seviyorum ama adı güzel. İnşallah. Ufak tefek eksikleri olabilir belki. Sorunsuz bir şekilde yarışı bitirdiyse hiç önemli değil. Bizim de orada çok yakın olduğumuz bir arkadaşımızın atı koştu. O da çok istediği neticeyi elde edemedi belki ama sağlıklı sıhhatli bir şekilde yarıştan çıkmaları en önemlisi diyelim. Startta da kaldı galiba. Çok izleyemediğimiz evet, bir yarıştan ama bayağı bir virajda geri kaldı. Aras Paşa'dan sonra yeni doğan Kartal Paşa'mızla sizi takipteyiz. Eray abi maça gelecek misin? Yayınlar sizi çok seviyoruz demiş Gürsel Özcan. Yok, maçı televizyondan izleyeceğim. Maçı televizyondan. Evet. Peki Kartal geldi, ben abi oldum demiş. Güzel de bir fotoğraf paylaşmışlar. Ne güzel, böyle mutluluklarınızı paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz Allah bağışlasın. İnanın hani şöyle okuyup geçmiyoruz. Şimdi nasıl Buğlem aklımızda kaldıysa, nasıl Duru aklımızda kaldıysa, nasıl İlkim aklımızda kaldıysa, nasıl Berke'yi unutmadıysak emin olun ki Kartal'ı ve Aras'ı da unutmayacağız. Çünkü onlar bizim ailemizin birer parçaları. Biz böyle mutluyuz. Ve gerçekten de geçen hafta pazar günüydü herhalde. Program sonrasında öyle bir konuşuyorduk. Güzel bir mesaj gelmişti. Bir videolu mesaj gelmişti yine arkadaşlarımızdan görüntülü. Dedik ya iyi ki yollarımız kesişmiş bu dostlarla bizim.
Gerçekten yani biz 16 yıldır bu işi yapıyoruz. 16 yıldır bu programı ben yapıyorum. 10 yıldır ekip arkadaşlarımla birlikteyiz. İyi ki böyle güzel dostlarla yollarımız kesişmiş dedik. Yoksa atçılıkta başka işler de yapabilirdik. Başka şeylerimiz de olur. Kendi zaten farklı işlerimiz var çalıştığımız. Her birimizin üçümüzün de kendi farklı iş kolları var çalıştığımız. Benim gerçi gene medya sektöründe ama ne olursa olsun hani şunu söyleyeyim sizlere. O program yani o mesaj sonrasında o kadar mutlu olduk ki iyi ki sizler de varsınız. Bakın ailemiz bir kişi daha büyüdü. Buradan dolayısıyla Kartal'a ve Aras'a da selamlarımızı iletelim. Günaydınlar kardeşlerim mesajını okumuştuk. Üçüncü koşuda Untouchable Girl ve Miss Winner kulağa gelen Taylar demiş. Çelik Samu atı koşuyordu orada. Hemen üçüncü koşuya bakalım Adana'ya. Bu akşam en azından Adana oyuncuları için, Adana'ya katılacak dostlarımız için. Ümit sende vardır bilmem herhalde. Hemen söylersin. 6 numaralı Untouchable Girl. 6 numaralı Safkan. Evet. Dolayısıyla en azından onları da paylaşmış olalım. Evet. 4 numara. Dep Dep görebilen Ümit Sadin ekürüsü Karataşlı pardon Fedai Koşalı tam 13 yıl oldu diye gelen bir mesaj var. Biz kazandık öyle. Ekürü kazanmıştı. Adana'dan selamlar. Adana'da kuru rüzgar var. Arsene Lupin, Reis Baba Teklerim şart 1'de de bir koşuda Özcan kızı Bediye Nusya demiş. Çelik Samo göndermiş. Teşekkürler. Serkan Aslan yaşım 125'e geldi. Ümit Sadi forma gönderecekti. Hala gelmedi. Bu formayı görmeden göçmem bu dünyadan demiş. Dolayısıyla... Benim kimseye borcum yok. Geçtiğimiz haftan Allah'a da teslim ettim. Formalarda. Formada tamam. Kimseye borcum yok Allah'a şükür. Peki. Zetkit'e teşekkürler. 15 yıl önce bugün olsa abi daha nostalji olurdu. İyi 15 yıl öncesinde o zaman sizden şey yapalım. Tay TV kurulalı 10. yıl bu sene. Ondan gerisi bizde yok. Onu da TJK'daki dostlarımızdan alırsak kullanalım yani kardeşim. Bütün koşulları sağlıklı verebilmek için 10 yıl geriye dönüyoruz. Evet ancak 10 yıl geriye gidiyoruz. 10 yıl da fena bir yıl değil. 10 yıl öncene bir dön bakalım. Belki de şort giyiyordun. Değil mi? Hani baktığında. Ne oldu ne gülüyorsun? Evet şort giyenler vardır. Vardır yani. 10 yıl önce şort giyenler yok mu yanınızda? Vardır. Yani 15 yıl olunca tamam o 15 yıl çok şey tabii ki. Dolayısıyla 10 sene de iyi zaman. Iyi. 10 sene iyi zaman. Baksana Ümit saçları döktü. Tabii. 26 yaşındaydı. 26 yaşındaydı. 26 yaşında. 26 yaşında bir gencecik bir adam. Ben deseniz oho ben de çene gene aynı ama hiç değişmedi. 10 senedir ben gene devam ediyorum da. Tabii biz kilo aldık. Saçları hafif şuraları beyazladı. Eray desen programları bir geçmiş programları yayınlasak zaten görecektir. 10 yıl az bir zaman değil. Hafta içerisinde öyle bir koşular denk düştü ki ben de özellikle seyrediyorum. Kimler neler ne atlar koşmuş ya 10 yıl diyorsun ya bu atlar koşalı 10 yıl olmuş mu diyorsun. Şimdi koşan atların çoğunun anası babası orada koşuyor. Evet. Rakip olmuşlar hatta birbirlerine. Dolayısıyla öyle koşular var. 10 yıl az bir zaman değil. Bu dönemde bu süreçte yarışlara ara veren yarışsever dostlarımız aslında o koşuları mutlaka izlesinler. Değil çünkü mi? Yani çoğusunun yavruları, kardeşleri vesaire vesaire şu an günümüzde koşuyor. Çok faydası olur. Peki. Yok artık teşekkürler Sercan Güney'e, Şenol Yıldırım'a, İsteyen Ganyan Bayi yazarlarımız. Bugün Taksim 1214 malı Ganyan Bayi'nde yarışseverlerle birlikte olacaklarmış. Bu duyuru da yapalım. Taksim 1214 malı Ganyan Bayi. Metin'in bayi mi acaba? Hmm. Taksim 1214. Neredeki yerini en azından onu da tarif edelim dostlarımıza. Triple Crown olacağına inanmıyorum ama güzel yarışlar izleyeceğimize inanıyorum demiş. Yarışseverlerle birlikte, pardon. Şerişelli'ydi izleyeceğim mesela demiş Kaptan Kanca. Şerişelli'ydi ayrı bir koşuda tabii sürat koşusunda. Selam sizin iddialarınızı bekliyoruz demiş Mahmut Kantacı. Barış Opçin yine atçı yetiştirici dostlarımızdan Silivri'den selamları iyi yayınlar demiş. Buradan Silivri'ye de selamlarımızı iletelim. Roberto'ya, Cesur'a, Nusret Gündoğdu'ya teşekkürler. Günaydın Bozüyük'ten selamlar. Eray Balcı derbi sıfır biter mi? Fenerbahçe'ye yarar bence demiş. Barış Tokay hemen görüşünü alalım. Ben Beşiktaş'ın bugün kolay galip geleceğini düşünüyorum. Evet. 1214 Beyoğlu'nda ağaçların altındaki bayi demiş. Yahu Kavacık'tan Taksim tarif ediliyor. Bak düşünsene. Taksim'de ağaç kaldı mı? Taksim'de kavak şey, ağaçların altındaki bayi kaldı mı? Ben şey yapmıyorum. Yani en azından nerede kavakların altında şey, ağaçların altında bir bayi falan hatırlayamadım ben şu anda. Ben de bilmiyorum. Ha? Neredeki? Onu da yazarsanız eğer o şeyde mi acaba? Ya bir tane çünkü tarla başına inen yolda vardı. İstiklal'de arada var. Aşağı doğru inerken solda. Orada ağaçlar falan yok, yok ki. Yok orada ağaç falan. Nerede orada ağaç falan yok. Ki, binadan başka bir şey yok. Binadan orada başka bir şey kalmadı orada. Peki. Dolayısıyla gelen tarif gelirse de hemen aktaralım. Peki Hakan abi biz sizi her hafta evimizin baş köşesine koyuyoruz. Hafta sonu kahvaltı masamızda 3 tane tabak koyuyoruz. Ailemizdensiniz. Sağ ol kardeşim benim Serkan Aslan. Çok teşekkür ediyoruz. İnanın bizim için de öylesiniz. Bizim burada keşke yerimiz olsa hepinizi burada ağırlasak.
Ama yolunuz düşerse İstanbul dışından gelen dostları burada ağırlamakta, beraber birlikte olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyduğumuzun da altını çizeyim. Gelen zaten dostlar biliyorlar, şehir dışından gelenler. Kapımız her zaman açık. Bir gün önceden haber vermek kaydıyla hepimizden azından burada olmuş olalım. Bir fincan kahvemiz, bir fincan çayımız da her zaman var, emin olun. Öğle saatlerinde gelirsiniz, yemek de yeriz. Hiç sıkıntı yok. Peki, gönlüm Abbas Yolcu diyor ama Greystorm'un kazanmasını çok istiyorum. Allah ayaklarını düz bastırsın demiş Gökhan Durgut'un mesajı. Tekirdağ 528'den günaydın yayınlar. Tekirdağ'dan selamlar var. Tekirdağ'a da bizden buradan sevgilerimiz, selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar diliyorum Hakan abi demiş Bahadır Çolak. Geldik abi geldik, iyi yayınlar demiş Kürşat. Kürşat Akçakaya. Ona da buradan selamlar, sevgiler diyelim Kürşat'a. Günaydın Sorun Düzük Ailesi. Dün Kahta'da güzel yağmurdan sonra gökkuşağı. İşte bak Kahta. Hadi bakalım. Gittiniz mi? Yok. Ben şimdi coğrafya dersi başladı. Kahta'ya gidemedik. Ümit şimdi hiç temkinli. Yok abi. Kahta. Güzel güzel bir görüntü ama. Adıyaman. Biliyorum canım. Adıyaman. Dolayısıyla. Miş abiden biliyoruz biz. Tabii Kahtalı'm işte o. Ama çok yani ufak. Güzel bir yerdir. Evet, Adıyaman güzel bir yerdir. Biz de Nemrut Dağı'nı. Nemrut'ta bir kere bakın. Hayatınızda hep ben bunu söylüyorum. Bazen arkadaşlarıma. Programlarda duymuşsunuz. Yazları hep herkes Kuşadası, şurası, burası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, şimdi nereler gündemde, oralara gidiyorlar. Ya ülkenin başka güzel yerleri de var. Şu Nemrut'ta güneşin doğuşunu ve batışını bir kere seyredin Nemrut Dağı'nda. Şeydeki, Adıyaman'daki. Evet. O inanın böyle bir güzellik ve yani o şeyleri bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz, bambaşka bir tarihe gidiyorsunuz, bambaşka bir yüzyıla gidiyorsunuz. Kafanızda bir sürü şeyler, buralarda bir medeniyet kurulmuş, yaşamış, savaşlar olmuş, kayıplar verilmiş ve o medeniyetten arta kalan o kadar önemli yerleri görüyorsunuz ki. Dolayısıyla mutlaka benim önerim ve tavsiyem, eğer ki özellikle kışın da fena olmuyor. Gerçi çok kar oluyor, çıkarken sıkıntı oluyor ama yine de gezilecek yerlerin başında geliyor. Hikmet Bey, Hikmet Kızılca'ya teşekkürler. Kürşat'a teşekkürler. Günaydın Hakan Bey. Biz Bulem'le yine ekran başındayız. Ankara'da da kursunda tüm safkanlara başarılar diliyorum demiş Gökhan Durgut. Sağ olsun. Yine Halis abi Perşembe İzmir'de ayağında acıya rağmen müthişti. Kinova zaferiyle tebrikler. Halis abiyle İstanbul'a zafer ile döndük demiş. Salih göndermiş. Evet, hafta içerisinde çok ciddi bir aslında kaza olabilirdi. Öndeki düşen safkan devriliyor. O atın ayağı, nalları Halis'in ayağına çarpıyor. Ve yani şaka gibiydi. Ben sevgili Halis'le de konuştum. Gerçekten geceden beri buz ve şeyle, gece çünkü o olay oluyor, şişiyor bayağı. Buz şeyiyle yapıyor ki yarınki yarış yetişmek için. Yani ben o yüzden hep geçen de bir tweet attım. Yani mesleğini bu kadar seven, mesleğine bu kadar aşık çok az kişi vardır her sektörde. Dolayısıyla bu anlamda da gerçekten çok uğraştı binmek için ve kendi kendini bir şekilde hani tedavi etti ve gerçekten de o gün o acıya rağmen bindi ve o koşuyu da kazandı. Selamlarımızı iletelim. Burada da kardeşlerimiz bir fotoğraf çekmişler. Geçmiş olsun ve müthiş bir yarış oldu. Müthiş bir yarış oldu. Göksel Aydoğdu. Günaydın abicim. Hayırlı yayınlar. Büyük bir hevesle son düzlüğü bekliyoruz demiş. Göksel, şeyler gelmedi. Melody in Love. CD. Güray'dan bekliyoruz. Vallahi söz verdi Güray Adışen. En azından söyleyeyim ki hatırlasın. Güray'dan CD'ler gelmedi. Ben bu hafta içinde geleceğinden eminim. Bu hafta izleyemeyeceğiz ama çünkü Göksel bizim Ali'nin, Bülbül Ali'nin oğlu aynı zamanda. Çok da sevdiğimiz kardeşimiz. Göksel'i de ben çok severim. Ali'yi de. Dolayısıyla Melody in Love'ın yarışlarını Güray'dan söz aldık. Tınay abiyle CD geldiğinde mutlaka izlettireceğiz. Yok çünkü bizim arşivimizde yok ama ne yarışlar var içlerinde onu da paylaşacağız. Göksel'e de buradan İzmir'e sevgilerimizi iletelim. Ali Kaya'ya, İsa Dinkçi'ye teşekkürler. İzmir'den sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demiş Gökhan Tülümen. Gelen mesajlar var ama biz şöyle bir hızlı bir şekilde düne dönelim. Zira dünü şöyle bir hızlıca toparladıktan sonra Triple Crown heyecanına geçeceğiz. Ve safkanların yarışlarını değerlendireceğiz. İlgilileriyle telefon bağlantılarımız olacak. Bu heyecanı yaşamaya çalışacağız son düzlük süresince. Ama önce şöyle bir dünü değerlendirelim. Ümit senle başlayalım. Bugün değişiklik olsun. İzmir yarışlarını senden bir genel bir değerlendirme alalım. Evet, günün birinci yanında kazanan isim Aslan şey neydi? Venus Doğutur oldu. Aslan Doğan ikinci koştan başlıyoruz ya. Şimdi aslında koşuya baktığımız zaman yani aradaki fark yeterli derecede kolay kazanmış bir yarış diyebiliriz. Görünen atlardan hani Redkit çok duyuldu, çok iyi koşacak, kolay kazanır diye duyumlar oldu yarış zaten doğru ama bana göre fena koşmuyor. Çünkü rakip bayağı grubun içerisinde etkin bir isim. Yani daha hakim bir isim daha doğrusu.
Dolayısıyla bana göre onun geldiği yerde başarılı. Skynet 3. Kavacık Bey'e 4. oldu. Onlar tabelayı tamamlar isimler. Sonraki yarışlarında artık onları inceleyip takip edeceğiz. Zaten koşuya baktığımızda şartlı bir koşu abi. Yani çok iyi görünenlerin idman pistinde her zaman sahaya yansıtacağı diye bir durum söz konusu olmamalı. Yani idman da gidebilir. Yarışta o gün seyirciden korkabilir, padokta rahat etmeyebilir veya kısa hazırlıkları iken yarıştaki mücadeleye geldiğinde aynı performans çıkmayabilir her taydan. Dolayısıyla ilk yarışlarında biraz müsaade etmek lazım. Ama genele baktığımızda tabii sürpriz oldu yarış. Değil evet. mi? Genel puanlamanın gerisinde kalan bir isim geldi. Ama sonraki yarışlardaki performanslarda görünen isimler bana göre dün 4. olan Tay'da, 2. olan Tay'da, 3. olan da hatta 5. oğlu Westgrove bakmayın o da fena değil. O Kadir Milli Tay. Dün belki tabelaya girmemiş olabilir. Ama daha sonra koşacağı yarışlarda özellikle ben yine kumda daha parlak olabileceğini düşünüyorum orijin itibariyle. Evet. Onu takip edelim. Bu arada mesaj geldi. Güray'a çok teşekkür ediyorum. Güray adı Şen'e. Pazartesi sabah yola çıkıyor abi demiş. Bugün Urla'daki evden alıyorum ve gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten Tınay abi gibi bir efsaneyi izlemek, Melody in Love gibi o dönemin gerçekten çok önemli işlerini Eray geçen hafta anlattı. Kimleri kimlerine yarışlarını kazandığını Melody in Love'ın. Dolayısıyla bu anlamda ona teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çok büyük bir ihtimalle yayınlıyor olacağız. Bu arada Burhan'a selamlar buradan. Benim çok sevdiğim kardeşlerimden. Ankara yolundalar onlar da bugün tabii ki. Baktım yetişemeyeceğiz. Sistemi kurduk abi de hemen demiş. Bir verebilirseniz ekrana vallahi çok sevinirim. Ya bu kadar çaba gayret gösteriyorsunuz izlemek için. Bir mümkünse verirsiniz. Arabaya hemen telefonu koymuşlar şey konsole. Şeyi de açmışlar burada. Son düzlük izliyorlar. Orada sabit tutmak da bayağı bir mesele. Çok zordur. Sığmaz oraları o biliyorsun. Onun için ya altına bir şey koyuyoruz ama sağ olsun kardeşim benim. Sistemi kurduk hemen yetişemeyeceğiz diyor muhtemelen şeyde izlemeye. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine gelen mesajlar, fotoğraflarınız var okuyacağız hepsini tek tek mesajların. Haydi bakalım bu koşuyla ilgili Eray'ın görüşlerini alalım. Net kazandı Venus Dotur. 1.16.34'e gelen bir derece, iyi de bir derece. Onun dışında dün ben Kavacık Bey'ini banko olarak önermiştim ki yarış hazırlıklarında diğer rakiplerine oranla biraz daha sivrilen ve yakından da tanıdığımız bir taydı. Dün için beklentileri karşılamamış olsa da yarış severlerimiz takipten düşmesinler. Yakın zamanda yarış koşar ve kazanır. 6 Ekim. Evet. Yarışı 6 Ekim'de Kavacık Bey'inin. 6 Ekim Maiden. Da koşacak. Kavacık Bey'ini takip listesine mutlaka alalım. Şimdiden söyleyelim en azından 6 Ekim'deki Maiden yarışta. Venus Daughter'ın yarışı muhteşemdi. Harika bir performans ortaya koydu. Kısrak gerçekten 4-4'lüktü. Red Kit koşuyu ikinci olarak tamamladı. İki safkanda Buğdaycı Ekürüsü'nün safkanı. Yani yetiştiricisi daha doğrusu. Birini satmış, biri kendi atı. Dolayısıyla ikisinin de yetiştiricisi aynı. Burada Buğdaycı Ekürüsü'nü ayrıca kutlayalım. Skynet'in yarışını beğendim. Bundan sonraki yarış farklı olabilir. Padok'ta da iyi taylardan biriydi. Kavacık Bey ile ilgili zaten Eray detayları paylaştı. Biraz yarış öncesinde stresli, daha doğrusu eğerlemede falan bayağı böyle bir sıkıntı, sorun değil ama bayağı yormuş. İlk kez de bir şeye çıkıyor, yarışa çıkıyor. Padok'ta da bir ara bir öyle bir bindirirken jokeyine heyecan yaptı ama yarış içerisinde virajlar tabii acemilik bütün taylarda olduğu gibi dışarıda gördüğünüz safkan bir sonraki yarışı daha farklı olacaktır. 6 Ekim'de Maiden'da koşacak. Şimdiden tarihini de verelim Kavacık Bey'in. Westgrove'u beğendiğim isimlerden biriydi. Westgrove Padok'ta beğendiğim isimlerden biriydi. Kendi halinde bir beşincilik elde etti. Bir sonraki yarışı çok farklı olacaktır. Ona da dikkat edelim dedikten sonra hemen ikinci ayağa geçiyoruz. Aslan Noam ve Willinson'ın at başı bitirdiği koşu. Ümit Sadi senden yorumlar alalım. Startı tabii verdikten sonra bir sürü karışıklıklar oldu. Sapanlar, gidenler, gelenler. Takılanlar falan. Ve hayır bir de şöyle bak. 1900 metre uzun mesafeli bir yarış at başı bitirmek hakikaten çok şeydir yani. Az denk geliyor. Az denk geliyor. Yani kısa da belki biraz yani istatistik olarak en azından. Evet. Şimdi normalde tabii Aslan Luan ve Willinson at başı bitirdi koşuyu ama yani koşunun içerisinde en zorlanan isim, en daha zorlu yerlerde kalan, grubun gerisinde kalan, iyi çıkamayan, yarışa geç adapte olan ve sonunda da hem kazandı hem kaybetti. Willinson oldu. Yani bu şoku her şekilde, koşuyu her şekilde Willinson kazandı. Ferhat geldi mesela son 150 direğinde. Aldı alacak. Tam bir mücadeleye girdi. O sıra bir Barış bırakmış elinde biraz daha bir sermayede. O sıra bir dirilince rakip orada bir tekrar mücadeleden bir düşer gibi oldu. Sonra at başı bitirdiler ama az evvel de söyledim ki yani koşunun startın verilmesiyle beraber olumsuzluklara en çok maruz kalan isimdi. Evet. Yani bu koşuyu dün kurtarabileceği bir koşuydu. Bakmayın hani atbaşı gene kazandı sayılır ama yine de kazanan yani daha doğrusu atbaşı olan rakibinden bana göre daha parlak bir performans çizdi. Yarışın geneline baktığımızda görünen isimler geldi abi.
Zaten kağıt üstünde belli dünkü evet. yarış. Hemen hemen. Çok büyük bir aksilik olmasa da Aslan Luan, Williston ve üçüncü kalan Demirtun. Zaten İzmir pistinin istikrarlı ve yatkın bir ismi. Evet. Dolayısıyla bu yarış bana göre baştan sona yani olumsuzlukları çıkarttığımız zaman görünen isimlerin geldiği bir koşu oldu. Eray var mısın? Valla 1,5 yıldır kazanamıyordu Williston. Diğer Aslan Luan da 1 yıldır birinciyle hasretti. Her ikisi için de hasret bitti. İyi yarışlar koştular. Williston'ın ya taylığından itibaren var olan o start problemi sağlıklı koşmasını engelliyor. Dün de 5 boy kaldı startta. Ona rağmen yapmış olduğu yarış çok etkileyici. O sıkıntıyı aşarsa ben bu grupları kolay geçeceğini düşünüyorum Williston'ın. Ekibini kutlayalım ancak geridekilerden Sibelsun'un da yaklaşık 3. ya da 4. yarış oldu ara sonrası. Dün sanki tamamen toparlandım dedi. Takibi alalım. 2 atım var takip atı. Bir tanesi Borneo. Bir anda süratlendirdi. Yarışı çalmak istedi orada kardeşimiz. Sonunda dışarıdakiler birbirlerini de sürüklediler geldi ama Borneo yakındır yarış kazanması. Bir diğeri ise Rio Face. Bakın bu safkanın el değiştirdi. Yeni ekibinde, yeni ilgililerinde koştuğu geçen ilk yarışındaki beşinciliği son derece tatminkardı. Sonlarda kaldı tabela dışında. Dün ben çok daha etkili bir yarış bekliyordum Rio Face'den fakat padokta zımba gibiydi. Çok çok iyiydi. Ben gerek Borneo'nun gerekse Rio Face'in kara kaplı deftere adını en üstlere yazılması taraftarıyım. Her ikisinin de ilk koşularında dikkate alınmasında fayda var diye düşünüyorum. Borneo'da Rio Face'de el değiştiren yeni ekiplerinde çok önemli aşamalar kaydeden isimler. Dolayısıyla her ikisine de dikkat diyelim. Bak şurada bir döndü baktım Muhittin gelenler gidenler var mı diye dayandı orada bir. Kaldı Borneo ama ne olursa olsun bu yarışı dikkat çekici tabelayı tamamladı. Dördüncülük elde etti. Bir sonraki yarışı daha farklı olabilir. Bu iki ismi kara kaplı deftere not edip Tahire'ye geçelim. Eray senle devam edelim Tahire'yle. Evet son haftaların belki de en formda kısraklarından biri. Evet. Baktığımız zaman aslında günün zor ayağı. Bütün atlar denk gruptu. 3 boyu farklı da çok net bir galibiyet elde etti. Ben kısrağı çok beğendim. Yani bu formuyla da sanki yakın zamanda biraz zor geçilecek gibi gözüküyor. Onun dışında bir önceki yarışlarını aratan birkaç tane isim var. Bunlardan biri Filozof Tay. Diğeri de İstanbul'da çok daha ciddi rakipler yanında bile etkili koşan Erbaba'nın yarışlarını hiç beğenmedim ben. Her ikisi de bende geri planda kalacak bundan sonraki yarışlarında. Erbaba'm pisti şey yapmış yadırgamış olabilir mi? Ben pisti yani pisti yadırgamış olabileceği kanaatindeyim. Şimdi yarın öbür gün gelir İstanbul'da bir tane rekor 1200 bir yarış kazanır. Atıyorum 1400. Evet. Çok öyle göz ardı etme. Benim naçizane sana. Doğru İzmir'den etkilenmiş olabilir. En azından farklı pistlerde koşacağı zaman takibimizde olsun. Meloş'u da hani bu gruplar biraz daha sert gruplar bir ama tık altı bir tık altını bulduğu zaman affetmez. Özellikle bu mesafe. Evet. Ben de Meloş'un uzun tutmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. 1200-1600 arası bariyer dibini alacak. Bir tık alt grup affet. Aynen. O tip gruplarda geliyor zaten ama Meloş'un da hem bariyer dibinden hem de çok kısa bir sprint yapıyor. Ya 150 metre sprint yapıyor kısrak. Onu çok iyi yerlerde yapması gerekiyor. O da 1200-1600 arasındaki mesafeler daha uygun. Mesafe uzadıkça olmuyor. Ümit var mı katkın? Yani. Ama Tahir'e çok farklı. Evet evet. Grubun en formda ismi. Şimdi, ve İzmir'e geldikten sonra bir başkalaştı yani, Tahir. Bir canlandı bu sene. Tabii. Şimdi 6 yaşında çok bir değişti, kısrak. Tabii, yani tabii. 7 diyebiliriz. Neden? Çünkü şurada topu. Tabii bir şey kalmadı. 2-2,5 ay var. Şimdi bir yarış atında zaman zaman hatta yani uzun süre koşan yarış atında bir dönem hayatın en iyi dönemi olur abi. Evet. Yani çok iyi atlarla koştuğu, başa baş veya ne bileyim kendi grubunun üstünde atlarla koştuğu yarışlar, geçtiği yarışlar olabilir. Tahir'e bence şu an o an 10 yaşı. Dünkü yarışa bakalım. Yani Faustino var, Filozof Tay var, Erbaban var. Bunlar hepsine bakıyorsunuz. 100 handikap puanına yakın ve üstü olan safkanlar. Değil mi? Yani kolay değil bu grubu. Geçebilirsin. Yani gelirsin, sprint yaparsın, baş boyun onları ayrı ayırıyorum ama şimdi geliyorsun gruba. Grubun ortasından göstere 3 boy. Ve bak Tahir'e de enteresan bir kısrak. Çok zor bir kısraktır. Zor, çok zordur yani. Kaprisleri olan, evet. Çok teşviği sevmeyen, itince elinde kalır, kolay kazanacak gibi her yere elde gelir böyle. Ha dediğinde şey yapar. Şimdi mesela burada Barış'la çok bence iyi. Farklıysan Barış dövmüyor. İdare ede. Elinde de var. Ama İstanbul'da da böyle hatırlarsın. Kolay gelir böyle elde. Af Tahir'e çok kolay kazan dersin. Bir dayanır kalır at orada. Yani uyum da çok önemli. Evet. Barış'la inanılmaz derecede kimyaları tuttu. Barış'ın da zaten son derece formda bir sezon geçirdiğini söylemeye gerek yok. Bu atla 3-2 yaptı. Evet ve bu atla da çok uyumlu. Burada Barış Kurdu'yu da Tahir'i de tebrik edelim. İzmir'de başka bir at oldu. Yani İzmir'de bambaşka bir Tahir'i izliyoruz. Pisti çok nasıl ki hani Erbaba'mı
En azından öyle düşünüyoruz. Belki uyum sağlayamadı diye ama Tahir'in de bu pisti tuttuğu çok net ortada. Canım Mira'yı da yazalım bir yere. Canım Mira'yı da söylüyor. O da mütevazı gruplarda koşabiliyor yarışlarda. Burada sonlara kadar tabelanın içerisinde. Son dakika geldi atladı o şey. Meloş. Zaten bakın bariyerden çıkıyordu. Hatta oradan biraz daha yakın bitirecek. Belki ikincilik bile şansı varken. Sonlarda biraz yavaşladı evet. Ama grup öyle hadi ince geçilecek bir grup değil. Peki. Daha uygun bir grupta bana göre bir yerlere gelir. Barış Kuru'dan demiş, söz açılmışken, Barış Kuru demişken Ramazan Efendi'ye geçelim. Orada da Barış'ın yine muhteşem bir yarışı vardı. Ondan sonrasında başka hafta içinde başka koşuya atıfta bulunacağım ama şu Ramazan Efendi yarışını bir izleyelim. Peking Gold'un startta hafif bir takıldığı koşu, startta kaldı galiba ufak birazcık takıldı böyle bir boy kadar falan. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Çünkü bu ara kurtların atları bütün hepsi arka arkaya başarılı koştuğu için. Sonra numarayı aldı. Kadir burada tam kazandı dediğimiz anda geldi bu sefer. Ramazan Efendi onu geçti. Bir gün önceki yarışta Kadir avlamıştı hepsini şeyle. Ne yarıştı kardeşim o da ya? Indigo. Indigo. Ben o gün direkt oynadım. Ben de ne oldum biliyor musun o gün? Ben o gün ne oldum biliyor musun? Ben şimdi oyun oynadım da yani o ata. Aşağıdan ya 14 gelemedi aşağıdan kurtelin atı. Yiğit Soy. Yiğit Soy kaç haftadır oynuyoruz biliyorsun. İki aydır ne verirdi çifte? Çok verir. Yukarıdan Indigo aşağıdan şey ne verecekti 14 Yiğit Soy? Fazla ver. Onur geldi. Üç haneli rakamlar. Ufak bir şey oldu ama ne olursa olsun Yiğit Soy gelse dünya... Hayır şöyle gelse altılı buluyorum. Şey Indigo Barskan. Barskan'a ben çok üzüldüm. Ben de Barskan ikisini tek yazdım. Barskan Indigo gelse altılı buluyorum. Evet. Barskan o şey. Haftaya koşar kıymeti kalmaz. Kalmaz. Grup 3'le yarış yaşamına başladı. Kadir'le geldi, dayandı. Evet. Ben ikisini direkt oynadım. Barskan da sonlara kadar şöyle bir geldi. Fakat ne oldu biliyor musun? Indigo. Start verildi dedi işte 5 boy 6 boy. Aman dedim şimdi. Bu Indigo değil tabii. Şey, neredeydi? Fakat abi Kadir bir adam 1400 metre ite ite bir attan şey olmaz mı ya? He? 1400 metre bir at itilir mi ya? Nasıl bir enerjidir? Nasıl bir güçtür bu? Nasıl bir şeydir? Vallahi tebrikler diyelim. Önce Kadir'e. Sonra ekip İzmir'de bu sene maşallah. Tuncay oho. Ankara'da, İzmir'de. Hepsi iyi de. Bayağı iyi gitti bu sezon. Yani. Evet, ama İzmir'de hakikaten iyi gidiyor. Ankara'yı zaten şey yapmıyor ama İzmir'de. Bakalım bugün senior da var. İnşallah. İyi bir sonuç çıkarsa. Vallahi ben Tuncay Pelen'i de buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten bütün atları hakkıyla koşuyor, veriyor. Dün gerçi son ayakta bir 16 olduk bir parça ama çiripa olduk birazcık ama ne olursa olsun. Haftaya en azından ona da dikkat edelim. Yok, peki, Kadir'den konu açılmışken haftaya hiç gözüm kaldığı yarışı vardı. Yani, tabii Kadir. Allah. İnanılmaz bir yarıştı. Yani benim bu yıl izlediğim en önemli jockey performanslarından biriydi. Ki Twitter'da da paylaştım zaten. Gözüm kaldı. Sen Indigo yarışı da öyle. O da öyle ama gözüm kaldı yarış bir başka yarış ya. Yani 4 aydır koşmayan bir at. Çok. Yarış bitti. Gözüm kaldı. 2-3 boy geri düştü. Oradan tekrardan gelip de tazeleyip de bir daha o yarışı kazanmak kolay bir şey değil. Atlar da boş atlar değil. Rakipler. Jockey ligini konuşmadık bu arada. Bitince arada evet. Konuşacağız. Şöyle herkes bir ahıra gelsin, yerlerine otursun, kahvelerini, çaylarını alsınlar. Evet. Öyle konuşalım. O koşuyu da atlamayalım. Kadir'i bir kez daha o günkü performansından dolayı kutlayalım. Barış'ın İzmir performansı çok iyi. Evet. Ama asıl bu haftanın bir starı var ya. Bana jockey göre. Mi oldu? Tabii. Bu haftanın starı Çizik. Çizik evet. Tışman Çizik. Ona hiç, yani onun yeri ayrı. Grup bir koşuyla... Aprantilikten jokeyliğe geçiyoruz. Evet. Bir kere hayatı boyunca unutmayacağı bir şey kardeşimin. Dolayısıyla 150. yarışını kazandı. Ve farkında mısın kamçılarına kadar azalttı? Evet. Ümit farkında mısın? Yani şimdi aslında normalde bu tarz şeylerden fazla dönmemek lazım. Neyse o abi. Tamam dönmemek lazım derken ama öbür türlü ona getirisi çok doğru olmuyor. Yok şöyle bir şey var ama orada abi. Ben sürekli ceza alır o zaman. 8 vuruyor mu? İşte artık vurmuyor. Daha evvel vuruyor muydu 8? Vuruyordu. Ceza vuruyordu. Alıyordu işte. O bir tane zaten aldı. Yok bir kez daha sınırdaydı. Bir hakkı daha var. Senle reklam arası bir aldı. Tamam neyse hadi. Reklam arası konuşalım. Reklam arası konuşalım. Konuşalım dedim reklam arası senle. Başka tamam detaylar var. Şimdi mümkün olunca şimdi farkındaysan itiyor. Yani artık kamçı yok. İterek de, atlar iterek de gidiyor. İterek de gittiğini, evet. O kuvvetli bir çocuk evet. Çünkü. Ya Hışman'ı çağıralım biz. Hışman'ı bir herkes tanısın ya. Gelsin evet. Bir Hışman'a önümüzdeki haftalarda, şimdi önümüzdeki hafta Sadun geliyor pazar. Cumartesimiz boş aslında.
Hışman da çoğu günler dolu, her yerde at biniyor. Doğru. Olsun. Ben bir hışmanı çağıralım, bir tanıyalım burada Ümit. Bir alalım şöyle bir şeye. Ne diyor, ne demiyor. Şimdi bir de bir kamçı da niye, niye azalttın, niye çoğalttın? Niye çoğalttın? Onları bir konuşalım tabii. En azından herkes tanısın. Çünkü yani. Çok açıkçası çok dinlenen isimlerden evet, bir tanesi oldu. Farklı konularda. Bir de hani dibe vurup çıkan bir çocuk. Tabii tabii. Yani sen 8 ay, normalde kaç aylık cezaydı? 2 aylık cezanı 8 ay çekiyorsun. Ya da işte evet. 4 aylık cezanı 8 ay çekiyorsun. İmzalardan dolayı. İşte o dönem biliyorsunuz hükümet değişikliği oldu. Bakan imzalamadı. Şöyle oldu, böyle oldu. İki seçim oldu arada. Seçim girince kimse bir şey imzalamadı. Bir sürü bürokratik engellerle çocuk 8 ay at binmedi. 8 ay aç kaldı. Ama dibe vurdu ve çıktı. Evet, evet. Ve şimdi de hakikaten maşallah iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta ben bir davet edeyim onu. Gelir, kırmaz diye düşünüyorum. Biz Barış Kurdu'ya dönelim. İzmir performansı ve tabii Kazan Atın performansını, Abidin Efendi'yi konuşalım. Ve Ümit senden değerlendirme. Ramazan Efendi. Ramazan Efendi. Abidin Efendi nereden çıktı? O da var, koşuyor ya. Ha, Abidin Efendi'ye at vardı. Efendiler karıştı. Şimdi, Ramazan Efendi, peki. Allah rahmet etsin. Abidin Üstok'ta biliyorsun yıllarca... Firuze. Firuze. Çok çok iyi bir abi. Değil mi? Abidin Üstok, Firuze. Bindin mi sen o Firuze'ye? Yok da biz... Al olan Firuze ama. Abidin yok, Üstok. Tamam. Yani atı biliyorum da ata binmedim. Ha, tamam. Bir kır olan şeyin kayalıkların Firuze var. Bir de Abidin Üstok evet. Şey olan, al olan Firuze. Severdi bu sporu Abidin abi. De böyle keyifli bir adamdı. Nereden? Rahmet istedim. Allah rahmet eylesin. Peki gelelim bizim Ramazan Efendi'ye. Evet. Yani evet. Koşu... Yine burada yani o dördüncü olan oğlum Cem, işte Peking Gold, Ramazan Efendi, Baba Doğan. Aslında pek ayrılmayan taylar. Yani bakıyorsun hepsinin kendi açısı. Yok, Baba Doğan Maiden bir isimdi, yanlış hatırlamıyorsun. Evet, evet. Değil mi? Yok, hani ayrılmayan bir isim. Bakıyorsun derece olarak şey, yeterli görünenler var. Hani, tamam doğrudur. Belki onu arada da saymış olabilirim çok ama. Çok kuvvetli geldi. Çok böyle şöyle. Hani şu gelmez veya şu kazanır denilecek bir grup değildi burada. Yarışta zaten dikkat ederse yarış severler. Hemen hemen koşan bütün atlar aynı saniyeye sıkıştı. 12'nin içerisinde 6 atın 5'i var abi. Yani bir 40 saliseye, 30-35 saliseye 5 tane tay birden girdi. Evet. Tamamıyla beklediğim şekilde sonuçlandı benim koşu. Ama tabii gönül isterdi ki Peking Gold kazansın. Ama kazanmış kadar da başarılı koştu. Zaten sen de söyledin, ekürü hakikaten İzmir, Ankara, İstanbul. Gayet biz memnunuz. Allah'a şükür iyi de gitti bu yıl. İnşallah devamı da gelir. Az evvel de söylediğim gibi bugün bakalım senior da var. Ondan da bir iyi performans çıkarsa bizim için... Muazzam bir hafta geçmiş olacak. Evet. Geçtiğimiz hafta Mandarin'de kazandı. Evet. Onu da bilmeyen yarışseverler için biliyorsun, aynı ekürü zaten. Tabii tabii. Tabii. Ekip de aynı. Ama genel olarak geçen haftadan İbrahim Çak haftanın antrenörünü seçtik. Bütün yarışlar. Ben bir at sahibini sordum ama otomatikman grup 1 vardı. Tabii. Yapacak canım. Bir şey yok yani. Bizim yok şeye sordum, kim seçildi dedim. Arkadaşlara sordum işte, Ferhat'a falan, abi dedi TCK var, iyi dedim, yapacak bir şey yok. Bir önceki hafta ama. Tamam tamam canım. Yani. Ben yine bekledim hocam arabayı. Denk gelir mi oylar mı oylar diye ama denk gelir. Tekrar devam ettirin. Peki. Haydi bakalım ne yapıyoruz? Anneden dolayı Ulya. Şimdi üçlüye bakalım, döneceğiz. Geçen hafta Ulya'nın yarışı vardı hafta içinde. 10 yıl önceki evet. Şeyde programda Ulya'nın yarışları evet. Vardı mesela. Yarın öbür gün uzuna çıktığı zaman uzunu da yapar bu tay. Bu yüzden kazanan takibimizde olsun. Peki. Bir sonraki ayağı da Eray kalmış, kaldığın yerden devam İçil et. Kazandı. Hı. Grubun baktığımız zaman en istikrarlı isimlerinden biri. Son 4 yarışlık performansı 2-3. 2-1'iydi. Diğer rakipleri ise biraz daha zor kazanan cinsten rakiplerdi. Bu grubu geçmesi gerekiyordu ve geçti. Yarış hayatının devamı için dün kazanması gereken Elvan Bey 3. kalarak yarış hayatı sonlandı. İlgilerine geçmiş olsun. Seçkiner de hiç kurtarmıyor mu? Tabela kurtarmıyor mu? Ben birincilik lazımdı diye biliyorum. Yanılıyorsam yani, da düzelsinler. Peki. Geçmiş olsun. Seçkiner de çok kötü 2 yarışı sonrası dün sanki kendisini hatırlattı. Yani bana göre dünün en sağlam bankosuydu. Yani 3 şart koşuyor. Son 4 yarışına bak abi. 2 birinci, 2 tane de 3. tabelasının yarışları var. Dün 2000 metre. En ciddi rakibinde de 5,5-6 kilo kilo avantajı var. Dün gelmese sürprizdi bence. Ama beklediğim şekilde bana göre kolay bir yarış kazandı. Ama bundan sonraki grupta yani çıkarım buradan İçil ve Seçkiner'i. Arka tarafta kimin ne olacağını bulmak belli çok zor. Değil, doğru. Çok zor bir grup yani. Peki. Hemen Şeker Yıldız ile devam edelim. Yarış içerisinde bir kaza yaşandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya dün evvel gün bu hafta bayağı bir takılmalar şeyler oldu yarışlarda. Yani çok zor pozisyonlar oldu. Furkan da düştü. Geçtiğimiz hafta yine bakın Şalis abiye de oldu. Geçen yine bir start çıkışına bir... Evet. Biri de kaydı düştü falan yani
Biraz bu hafta karışık geçti ya bu hafta. Geçmiş olsun tabii hem atların ilgilerine ve at binen tüm kardeşlerimize. Tabii bu arada bu gibi durumlarda düşmenlere de geçmiş olsun demek lazım. Tabii canım onlar da kaza atlatıyorlar. Zor kurtarıyorlar. Yani tabii deli misin? Koşunun içerisinde bir at, rakibiniz veya arkadaşınız sizin gözünüzün önünde düştüğü zaman tansiyon çıkıyor abi yarış için. Oradan bir kurtulmaya bakıyorsun, arkadaşına bakıyorsun. Kendimi mi kurtarayım, yanındakini mi kurtarayım? Yoksa önde düşen arkadaşımızı mı düşüneyim? Gerçekten çok zor oluyor bu. Dolayısıyla hepsine geçmiş olsun diyelim. Yarışın genelinde çok bomba bir isim geldi. Bana göre hani az evvelki yarışlarda yaptığım yorum burada yapamayacağım. Gününe sağlam yarışı dışıydı buydu şöyle. Burada bir şey söyleyecek bir şey yok. Güzel bir sürpriz oldu. Kolay da kazanılmış bir sürpriz oldu. Bu tip yarışlar biraz daha mücadeleli geçiyor ama hani Lineart'tan yazanlar vardı söyleyeyim. Dolayısıyla hani takip eden, güvenenler ama koşun içerisinde baktığımız zaman işte Altın Beşik, ikinci olan Kontonyu, bunlar ben ışık. Altın Beşik, Kantonyu ve Çiripaha. Çiripaha'yı çok tutuyordum aslında. Yani önde ben ne bileyim şöyle söyleyeyim. Şu anda beşinci. Evet zaten yani. Gitti. Çok erken durdu. Yani dün at gününde değildi hocam sanki. Çok erken durdu. Hani biraz daha götürebilse. Evet. Belki anlık bir şey de olmuş olabilir. Zaten maiden bir at şu yani, yarış kazanmamış. Görünmemiş bir isim. İzmir pistini sanki ters pisti tuttu. Burada çünkü İstanbul İdman pistine biraz sıkıntılar yaratıyordu sen biliyorsun. Evet belki. Evet. Yani çalıştırmadım ama biliyorum. Yani biliyorsun. Dolayısıyla ilgilileri de belki gene sen bilirsin belki detayını ama tahminimce ilgilileri de muhtemelen İdman pistinde yapmış olduk. Evet. Şimdi mesela yarış sonrasında da Kantonyu ile de ilgili birkaç tane eleştiri geldi. Yok şudur budur. Ya bazı atlar idmanlarda siz bilmezsiniz onları evet. Çoğunu. Zaten o bilgiler gelir çalıştıranlar bilir. Hani atların da bazı mizaçları var, bazı karakter. Bak Çiripağ da onlardan biri. Evet. İstanbul'da bazı sıkıntılar yaratıyordu. Şimdi buraya gitti ki belki toparlandı. Bu toparlandı muhtemelen. Kantonyu'yu çalıştırmak o kadar kolay bir at değil. Kazıklar, bilmem ne bir sürü en şey. En zor iş abi. Yani dolayısıyla hani yarış içerisinde de bazen bunlar tehlike yaratabilen atlar olabiliyor bu tip atlar. Eskiden vardı, daha çok vardı. Belki at adayı da azdı, daha çok ortaya çıkıyordu ama. Dönem falan var işte. Dönem vardı. Tomarza biliyorsun abi. Tabii Tomarza bakken, Tomarza gittim çünkü hatırlıyorum bir kardeşim, sevdiğim de bir kardeşim. O yüzden uzun uzun anlatmaya çalıştım. İnsanlar gibi atların da bazı karakterleri var. Kemal Kurt da herhalde değil mi? Evet, Tomarza'dan düşen. Evet. At geliyor hiçbir şey yok. Bir anda sapıyordu mesela. Geriye yani, bir de. Geriye dönüyor bir de. Yani sapmak değil. At normal düzlükte kolay kazanacağım gibi elde geliyorsun. At bir anda yarış içerisinde geri dönüyor. Yani öyle huyları, öyle mizaçları var ki o atları bırakın yarışta binmeyi. Çalıştırmak dahi bazen azap olabiliyor, eziyet olabiliyor, sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla biz en azından hafızamızda hep böyle bu tip safkanları işte paylaşıyoruz gördüklerimizi, bildiklerimizi en azından bu anlamda. Dikkat etmekte fayda var. İnsanlar gibi atların da mizaçları var. Şimdi üçümüzün de mizacı aynı değil. Hepimizin farklı özellikleri var. Farklı şeylere tepki verebiliyoruz. Farklı şeylerle mutlu olabiliyoruz. Farklı şeylere üzülebiliyoruz. Ortak tek sevindiğimiz şey sizlerin güzel haberleri. Sizlerden güzel haberler gelince, sizlerle birlikte olunca ortak mutluluğumuz o bizim ekip olarak. Ama üçümüzün de farklı mizaçları var. Görüyorsunuz abi, zaten şey çok içerisinde. Atletik. Sporcu olduğu için atlar. Evet. Bu gözden kaçıyor. Yani mesela bugün kum veya çim. Ortalama diyelim 60 kilometre sürete ulaştığınız metrelerde 12 demek. Yani 212 saniyede geçiyorsun. O hızda at yavaşlayıp geriye dönebiliyor. Yani tabii. Çok atletik sporcular. Burada jokeyin zaten kendini kurtarmaktan başka yapabileceği bir çabası yani olamıyor. Çünkü ben bazen uçuyorsun mesela görüyorum. Dün özel değil ama yok şunu gördün mü öldürüyordu bilmem kimi. Ya yapacak bir şey yok. O da bir karakter yani. Zaten atın iyi ya da kötü yönünü at hiçbir zaman farkında olamaz. At mesela işte daha önceki dönemlerde de anlatmışımdır. Bugün çalışırken bir yere ağrıyor. Çalışmak istemiyor. Dönüyor geriye. O seni düşürmeye hamle yapmıyor ki. Tabii o istemiyor. Kendi canı, istemiyor. Canı yanıyor yani. Bir tarafa acıyor. Biz onu hala çalıştırmaya, iş götürmeye veya iş yapmaya zorladığın zaman o da orada bir hakkını kullanıyor aslında. Taylarda mesela bak tay startlarında ya at girmiyor. Girmiyor evet. Sen zorla sokuyorsun. Kulağını bir taraftan tutuyorsun. Bilmem şurasını tutuyorsun. Onda çıkmıyor makineden yani. Evet. Start provalarında eğitecek görmüyor musun? Vakit ha? Az verildiği için at da orada o hakkını kullanabiliyor. Yani çıkmıyor arkadaş çıkmıyorum diyor yani. Benimsemiyor. Evet. Zaten bugün start veya makine problemi yapan veya ağırlıklı olarak söylüyorum hepsi %100 için değil. Kentere başlamayan, idmanına zorluk yapanların, safkanın birçoğu, yani %90'ı sorunlu atlar zaten sağlık olarak. Tabii. Bir şey var atta,
Çalışmak sen hala starta sokuyorsun. Hala şimdi oradan onun haberini veriyorsun. Uyarıyorsun abi. Bir şey yapıyorsun. Tabii hala ben onun üzerine gideyim. Hala evet. Bir kere o zaman insan hatayı kendinde arayacak. Evet. Atın yani. Orada seni düşürmekle bir alakası yok. Yok. %90'dan bahsediyorum. Arada tabii ki. Tabii canım. Zaman zaman insan düşmanı olanlar çıkabiliyor. Bazen şunu bir söyleyeyim. Şimdi geçen hafta birkaç kere sahada şey gördüm sabah erken. Şimdi taylar artık kırılmaya başlanıyor, şey yapılıyor. Bu sene özellikle çok dikkatimi çekti. Hatta birkaç tanesiyle de konuştum. Abi bütün taylar kör gözlükle. Ya daha tay bir buçuk yaşında daha şeye hazırlıyorsun. Önümüzdeki 2017 Mayıs-Haziran'da koşacağın yarışları hazırlıyorsun değil mi? 2017 yazı bir buçuk. Bütün atlar kulaklık, yani bütün atlar tabii ayırıyorum hepsini. Bütün atlardan kastım. Longinole'ye gittim. Şeye ortada bir hani baktım şeyde. Bütün atlar kör gözlük, bütün atlar o attan sen ne kadar ne bekliyorsun ki zaten yani. At zaten ahırda daha tay daha doğrusu. Bir tanesiyle hatta konuştuk, çok sevdiğim kardeşlerimden bir tanesidir. Uzun da muhabbet ettik. Kaç yıldır, en az 30 senedir tanırız birbirimizi. Bir antrenör arkadaşlarımızdan biri. Bir tayım var dedi, bak bir bak dedi. O esnada ekürdüm başka bir tayı. Şey, ben girdim ahıra, tayına bakıyorum. Bloğa daha doğrusu. Tayına bakıyorum. Öbür bir tane tay çıkıyor. Tay sanki starttan çıkar gibi ahırdan atıyor kendini. Yani şeyden, bloktan bir çıkışı var. Sanki start verilmiş gibi. Ya bu tay bir buçuk yaşında o hale gelene kadar ne oldu? Ne yaşadı da bu hale geldi? Ne ara bu hale geldi? Yani ne ara bu hale geldi, ne yaşadı da bu hale geldi? Evet. Anlatabiliyorum. Daha sahaya gel, kırılmak için bekleniyor. Söyledim zaten. Bu ne? Ya o zaten kırık. Onun annesi de kırıktı. Yani kırık deriz ya biz hani birazcık böyle problemli şey evet. Atlara. Annesinin yarış hayatı. Ben annesinin yarış hayatını çok iyi biliyorum. İsmi önemli değil. Bunları hep ortaya konuşuyorum. Bilen biliyor. Yani öyle hiçbir şeyi yoktu. Şimdi bizde de hani anlatabiliyor muyum? Birazcık vakit mi ayıramıyoruz? Zaman mı ayıramıyoruz? Ne dersin Ümit? Bu konu önemli vakit bir konu. Vakit zaten çok... Alalım görüntüleri. Çok, bu önemli bir konu çünkü. Vaktin zaten çok ayrılması atların normal, sakin ve ele tabi olmasına en büyük ayrıntı. Yani. Az ayrıldığı çocuk zaman... Çocuk da ilgilenir gibi ilgileneceksin yani. Onlar az evvel de söylediğim gibi yani bugün tay herhangi bir uyum sağlama sürecinde insanla daha yakın bağ kurduğu dönemde ki vaktin en fazlası olması lazım. Çünkü üstüne sinek konmamış da biz onu eğer vuruyoruz aynı gün kolon vuruluyor. Sıkıştırabilen binmeye çalışıyor. Binmeye çalışan salmaya çalışıyor. Salmaya çalışan yürütmeye çalışıyor. Alışsın falan. Kafası ambale oluyor. İki günde tay şimdi orada ne olduğunu anlamıyor. Ben her zaman söylüyorum yani bir attan aynı gün içerisinde veya özellikle yarışın içerisinde zaten 2-3 şey aynı anda istemez. İstenmez. Yapılmaz bu. Tabii. Bizde bir alelece hazırlanma bir ilk hafta paniği var. Ondan sonra bunun dönüşünde tayların yaptığı olumsuz hareketlerin adına deli diye konuluyor. Ne deli alaka diyorlar. Var? Deli diyorlar. Yani. Bunlar hepsini topluyorlar, deli diyorlar. Deli, kırık, ya arkadaş, deli. Yani, şimdi yani ya bir de biliyorsun o dönemlerde yemle ilgili de bir takım kısıtlamalar oluyor. Atın bir de oraya zaten morali bozuk. O zaten en kızdığım şey. Yani, morali de bozuk. Karnı aç. Yani bunlar bu işin şimdi, ama içinde olan ama işler. Ümitciğim, yapılsın demiyorum tabii. Yapılsın arada, değil, evet. Neden yapılsın değil. Tamam, bu hani bir gelenek. Ama yurt dışında hiçbir tayı kırmak için yemini kısmıyorlar. İşte abi yani. Yani şimdi bu tabii herkesi de kastetmiyorum ben. Mutlaka belki mizaç olarak kısılması gereken vardır. O ayrı bir konu. Ama tay kırmada ben yemi kısma konusu benim çok, yani bana mantıken yani çok doğru gelmiyor ya. İşte bunların hepsi toplandığında. Yani bir de son dönemlerde daha çok oldu. Şimdi biz de yani aşağı yukarı biz kaç senedir at koştuk yani, anlatabiliyor muyum? Bir sürü tay da geldi elimize. Hiç eskiden böyle daha farklı yöntemler kullanılıyordu. Tayın yemini kes, bilmem şey yap. Neyse bunlar tabii antrenörlerin bileceği işler. Biz hani çok konuya detaylı girmiyorum ama dedim ki hafta içerisinde yaşadığım olayda söyledim yani. Dedim ki ya bu hani start sanki yeni veriliyor gibi. Nedir bu dedim böyle yani. Hani öbür tayını göstermeye çağırdı. Dedi ki abi dedi hani bir gel bak bir tay var dedi maşallah dedi bir gör dedi. Gördüm hakikaten on numara bir tay. Ayakları düz bassın. Ama öbür tayı gördüm. Yani. Biraz da her şey çabuk olsun bitsin istiyoruz. Şartlı bir yarış koşuyor. 7 tay koşuyor. Farklar uzak uzak. Uzak. Uzak yani. Doğru söylüyorsun. Sabırsızlık. Peki Ümit bunu ayrı bir konu konuşalım aslında. Bir antrenör dostumuzu davet edelim buraya. At sahibi dostlarımız. Yani bunu ayrı bir tartışma konusu yapalım. Çünkü çok önemli. Hafta içerisinde gördüğüm çoğu tayda tamamında değil. Kör gözlük, kulaklık
başında örtü bilmem ne falan yani sıkıntı. Peki hadi bakalım. Bu arada Kaan Tonyi ile ilgili bir mesaj geldi. Kadir Tokaçoğlu'nun menajerine aktardığı bilgiyi. Sürekli yarış içerisinde de dışarıya bakıp dışarıya gitme gözü sürekli dışarıda. Zaten dediğim gibi idmanlarında da Bursa'daki eski sahiplerinde de zaman zaman böyle şeylikler yaptığını biliyoruz. Yani idmanlarında da çok sağlıklı şey yapılabilen bir isimdi. Yarış içinde de sürekli gözü dışarıda, sürekli bilinci her an için tehlike yaratabilecek bir görüntü verdiğinin bilgisini paylaştılar. Buradan teşekkür ediyoruz hem Kadir'e hem şeye. Peki Musa'ya. Peki İstanbul'a geçeceğiz ama şimdi Eray senden bir İstanbul değerlendirmesini alalım. Sen dün yarıştaydın, hipodromdaydın. Evet. Teker teker bir hem canlı gözle padokta da gördüğün atlar vardı. Bir değerlendirmeni yap. Ondan sonra çünkü artık yavaş yavaş İstanbul bittikten sonra yavaş yavaş telefon bağlantılarımızı yapacağız. Bugün bir Ankara koşusunu önce bir ayrı bir değerlendireceğiz. Sonrasında günün değerlendirmesine geçeceğiz. Safkanların ilgilileriyle ekipte olacağız. Dolayısıyla sözü araya bırakıyorum. Evet. Evet, bir kere şartlı bir koşunun padoğunu göremedim. Çok detaylı bilgi veremeyeceğim ama yarışı izlediğim için yarışla ilgili detay bilgilerim olacak. Bir kere ön tarafta Stormman, Lord of Flex ve Let Me Pass'ın vermiş olduğu tempoda arka tarafta yarış boyunca saklanan bir isim vardı, Luxemburg. O da zaten düzlük üzerinde yapmış olduğu etkili ataklarla koşuyu lehine çevirdi. Baba Luxor anne Netivle'ydi ki iyi bir kısa mesafe atıydı anne Netivle'ydi. Zaten vermiş olduğu yavrular da Lady Lux, Benelux gibi isimlerin tamamı 1200-1400, 1600'lere kadar etkili yarışlar koşmuş isimlerdi. Dün koşuya çok sık hazırlanan bu isim neticeye uzanma konusunda bence çok fazla zorlanmadı. Fark yakın olsa da net kazandı. Geridekilerden Let Me Pass ismi sahada bayağı bir konuşuluyordu dün için. Ama çok da beklentilerimi maalesef karşılayamadı. Onun dışında yarış içerisinde orijine de bakar mısın? Green Gönen Rigolet. Rigolet. Yani tam homemade bir at. Evet. Yani Gedik Ekürüsü'nün kendi safkanı. Baba kendinin, anne kendinin. Evet. Çok fazla hani beklentileri karşılamadı ama bir takipten düşmeyelim. Orijinal olarak boş bir isim değil. Çin pistte de yatkın. Rekor çok iyi bir yarış koştu. Yarışın yıldızlarından biriydi. Şu Olympos ismini de bundan sonraki yarışlar için takip alalım. Dünkü yarışı ölçü değilim. Evet, şu ekranın en sonunda bakın böyle enseye basmış gelen iki tane at var. Kendi hallerinde. Onları da ben bak hiç, bu 300 metre fark var arada ama çok boş isimler değiller. Padoklarını beğendiğim isimler. Bunlardan bir tanesi Köra Kör. Bir diğeri ise Mehmet'in oğlu. Mehmet'in oğlu startta kaldı. Köra Kör de startta kaldı. Dolayısıyla onların koşularını çok ölçü almayın. Luxemburg bunlardan biraz farklı bir çift üzerinde gibi gözüküyor. Yarış tecrübesi arttıkça çok daha başka şeyler yapacaktır. Rekorun ve Mortadella'nın yarışları gayet tatminkardı. Özellikle Mortadella'da çok böyle düzgün bir tay havası vardı. Yalnız Luxemburg görüyor musun? Yarış sonrasında bile maşallah yani hakikaten bence ikinci koşusunda hiç ters bir grupta çok sert rakiplerin yanında daha ilginç bir yarış çıkartabilir. Ama Mortadella'yı da son derece bak usta atlar gibi şu mavi formalı safkan o düzlüğünün oraya kadar gelişi bilmem ne falan çok iyiydi. Ama sonrasında üçüncü kaldı. Ümit yoksa hızlı bir şekilde öbür ayağa geçelim yoksa görüşlerini alalım. Tamam abi ben kazanan tayı harici söyleyecek bir şey. Varsa, dördüncü olan tay da fena değil. Tamam hemen ismini söyleyelim. Not al Stormhan. Stormhan adında not alsın arkadaşlarımız. Hillhead'e geçiyoruz. Bir sonraki koşu ve Hillhead günün önemli sürprizlerinden birine imza attı. Valla ben keyif aldım. Çünkü tuttuğum at, ön sırada önerdiğim atlardan biriydi ve iyi de bir yarış çıkartacağını yanım. Aferin Işman Çizik o kadar doğru yerlerden, o kadar düzgün yerlerden döndü ki yarışı kısalttı. Aprantilikten grup 3 koşuyla çıktı ve hiç orada kalmadı. Aynen devam ettiğini de gösterdi. Burada canına dişine taktı ve gerçekten güzel. Bakın bariyer dibinde bir at kaldı orada görüyor musunuz? 11 numara. Adını mutlaka kara kaplı deftere not edelim. Sigmund. Kıymeti kalmadı ki. Kaç yarıştır oynuyoruz getiremedik. Ama işte şurada tam gelebileceği bir yarıştı. Sibir. Orada bir kapandı etti tekrardan bir geldi. Bir sonraki koşusunda ben Sigmund adını da not edelim diyeceğim. Altıngül hakeza aynı şekilde. Altıngül'ün de bu yarışı inanılmaz iyiydi. O da yine içerilerde kalan atlardan bir tanesiydi. Altıngül adını da not edelim. Bakın Sigmund, Altıngül ilk koşularında çok etkili, çok ilginç yarışlar çıkartabilirler. Her ikisinden de bir sonraki yarışlarına çok farklı yarışlar beklediğimi söyleyeyim sizlere. Hakeza bu Sihirli Dağ'ın yarışını da fena değil. Ben padoğunda dikkatimi çeken taylardan biri oldu. Kimdir dedim bu baktım. Sihirli Dağ.
outsider bir at, 0 puan. Yarışını izleyeyim dedim, sonra tekrarını izledim. Kötü bir yarış çıkartmadı. Sert rakipler bunlar. Bir sonraki yarışta farklı bir yerde gelebilir. Onu da not edelim. Var mı katkı? Valla öndekilerin tamamen direndiği bir yarış izledik. Çünkü başladığı gibi bitti koşu. Evet. Hilhet, Dolce Vita, Aten arasında geçen bir başlangıç ve devam eden koşu vardı. Arka taraf hiç sokulamadı. Çok koştu ön taraftaki grup. Senin söylediğin atlar konusunda hemfikirim. İki aydır takip ediyorum. Hem Altıngül'ü hem Sigmund'u. Dün Sigmund çok kötü yerlerde kaldı. Bir de 2100'den 1400'e dönmüş olmasının sıkıntısını da yaşamış olabilir. Hışman da alıyor atıyor. Kadir'in bir başka versiyonu o da, farkında mısın? Yani at bitti, hışman bitmedi. Üzerinde böyle aldı aldı attı. Dolayısıyla güzel de bir yarış oldu. Ben iddialı, bundan sonra koşullarında iddialı olacağını düşünüyorum. Aten'in yarışı, Aten hep tabelada bir şekilde şeytanın bacağını kıramadı ama dün çok yaklaşmıştı. Bir sonraki koşu daha farklı olacaktır Aten'in adına. Aten de satılık atlardan biri. Hasan satıyor galiba bunu. Dolayısıyla ekmeğini çıkaran bir at. Çok da bu karaktere uygun değil. Daha çok gerilerde bekleyen bir isim. Dün yakın takip etti. Evet. Tempolara rağmen ön taraf önlerde sağ kaldı. Peki. Bence yarışın yıldızı üçü de. Dolayısıyla takip alalım. Ümit'cim var mı ilerben? Bence Altıngül her şekilde kazanır bu koşuyu. O da bariyerde kaldı değil mi? O da içeride yani, kaldı. Evet. Normal pozisyon. 40 Dragan Yan'la büyük sürpriz olacak. Yani hani yarıştan önce bende yoktu ama yarışı izledikten tabii. sonra baktım ki yani çok şeyin denk gelmesi lazımdı kaybetmesi için. Onlar oldu. Şimdi koşuda zaten tempo yani. Ön tarafta yeterli. Onu ayırdık. 1001. Evet. Mesafenin temposu aslında artık baktığımız zaman günümüzde. Evet. Sentetik pist için söylüyorum. Yani bir saniye belki bir saniye hızlı gitmiş olabilir. O tempoda bakın şimdi görüntü geldi. Bir hemen takip edip bırakacağım lafı. Oradan zaten kademeli sokulmayı aklına koydun. Diyelim Alican biraz sokuldu. Artık o pozisyonda boşluk bir yere hedeflediysen çok hızlı girip çıkman lazım. Orada hala elde çıkamazsın oradan. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da ekranın sonundaki bariyerindeki kırmızı beyaz formalı safkan. Evet, bak doğru. Şu anda en sonda tutuyor. Bakın oradan dönüp içeri alacak. Gözlüğü olanı. Takip, evet. Bakın şu anda... Sondan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı oluyor? Orada da Sigmund evet. kapanıyor. O da aynı. Aynı. O da içeriye giriyor. Daha onu kapatıyor Altıngül. Aslında. Altıngül'e dikkat. Şu anda evet. bariyere 0, 3, 4 durumda. Bariyer dinle. Bakın gördü. Çıkana kadar zaten ön taraf mevcut hızını korudu. Devrini aldı. Hani bu tarz pozisyonlarda diyeceksin ki yani aklındaki fikir şuysa, şuraya girip çıkayımsa oradan tutarak çıkamazsın. Oraya hızlı girip çıkman lazım. Tabii. Anca o zaman yarışın içine kurtulup mücadeleye girebilirsin. Alican işleyen bindi. Şimdi normalde hata olarak söylemiyorum ama hata karar vermekte çok zor, geç kaldı. Geç kalınca yarışın sonunda da aynı etki ediyor abi. Tabii. Dolayısıyla yine söylüyorum yarıştan önce bende yoktu ama izledikten sonra tabii. baktık ki koşu bence. Detay var. 11, ben Altıngül hani birkaç yarışları takip ettiğim için önde giden bir at. Önceki yarışlarında da önde gidiyordu. Dün ön tarafın müşterisi çok olduğu için sokulma konusunda sıkıntı yaşadı. Peki. Ya önde giden 3 at zaten durmadı. 1-2-3 bitirdi. Bu da mecburiyetten arka tarafta aralarda kaldı. Her şeye rağmen iyi bir yarış koştu nihayetinde. Peki. Takibe alınmalı. Merhum Bahadır abi, Bahadır Göde'yi andığımız bir sonraki koşu Rocketman Selim Kaya ikilisi kazandı ki dün gerçekten bu ikilinin ve bir sonraki koşudaki Mi Bonbon Selim Kaya ikilisinin uyumları muhteşemdi. Ve bu koşuda da öndeki tempoyu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Çok iyi yerlerde takip etti. Gerideki tehlikeden ziyade ön tarafı da kontrol altına alayım dedi. Ben de burada 6-1'di yarış ümit. Kurtaralı'dan da iyi bir yarış bekliyordum. Bir ara bir gelire girdi dışarıdan ama kaldı ondan sonra. Fakat dün Rocketman bu gruptan bir tık fazla olduğunu, zaten formda olduğunda neler yapabildiğini gösterdi. Harika bir performans, harika bir görüntü, harika bir yarış. Dolayısıyla dün için etkiliydi. The World Is Yours ise açıkçası yani yapabileceği, öndeki ata yapabileceği çok fazla bir şey olmadığı kanaatindeyim. O da ikinciliği kurtardı buradan ama The World Is Yours çok enteresan bir safkan. Hiç ummadık bir yerde çok ters bir yarış kazanabilir. Ben yarışını çok beğendim. Rocketman'in zaman zaman böyle çok iyi beklentilerde olup bazen çok kötü koştuğu yarışlar olabiliyor. Beklentilerin altında kaldığı yarışlar olabiliyor. Öyle bir koşuda The World Is Yours affetmez. Padoğ'un en iyi atlarından biriydi. Eray senden dinleyelim Didi Koçi'yi ve diğerlerini. Evet. Bir kere güzel bir yarış oldu. Rocketman'la ilgili bir kere şöyle bir detay var. Hem sentetik hem çim hem de kabakumda kazanmaya başaran nadir atlardan biri. Son birkaç yarışlık performansı bu gruba yeterliydi ancak sentetikte ne yapacağı bende hep bir soru işaretiydi. Dün bütün bu soru işaretlerini sildi attı. Selim Kaya'nın yarışı doğru yerlerde takip etmesi ve doğru yerlerde yürümesinin de avantajıyla kazanılan bir yarış olarak bunu nitelendirebiliriz.
geridekilerden The World Is Yours yarışı aslında yakın takip eden ama belli metrelerden sonra o Selim Kaya'nın yapmış olduğu hamleyi yapamadı Ahmet Çelik. O hamleyi yapabilseydi biraz daha yakın farklar olabilirdi. Yarışın yıldızı Didi Koç'u. Sentetik pistte gider mi gitmez mi? Ben biraz daha gitmeyeceği taraftarıydım ama dünkü yarışı ilgilerini de tatmin etti. Ekip memnun ve sentetik pistte koşmaya devam edecekler. Hatta yakın zamanda bir Çin pist yarışı var İstanbul'da. Öyle mi? Orayı evet. Koşacaklar. Evet. Sen çünkü beraberdin ekiple. Evet. O yüzden ben sana bıraktım sözü burada. Ümit, senin görüşlerini alalım. Sonra Kız Kulesi koşusuna geçelim. Koşuda bakın mesela ilk bine 2 diyelim. Hı. Değil mi? Oradan sonraya bakalım. 13.5. Yani 11.5 saniyede geçildi. Yani koşudaki tempo orta tempo iken aniden koptu koşu. Geride kalan isim bizim Kurtaralı oldu. Biraz daha erken şey olsaydı. Yani uyanabilseydi veya at ona cevap verseydi uyandığı metrelerde aynı anda. Çünkü bir ara bir böyle bir şey yaptı. Sürat olunca aniden. Bu tarz pozisyonlarda yani sezebilirsen bunu atı biraz hani hem götürüp hem tutacaksın. Hem götürüp hem tutacaksın. Biraz dolu kalacak at yani. Saldığın zaman hemen seninle beraber yürümesi lazım ki o farkı yakalayıp kapatabilirsin. Kazanmasındaki en büyük faktörlerden biri Rockman. Selim Kaya'ya dikkat edin. 700'den beri o temponun içerisine sokmaya çalıştı. O tehlikenin nereden şey yapabileceğini de biliyor aslında. 400 mi? Civarlarında da Rocketman yeni kavradı yani. Doğru. Mesela arka tarafta Kurtaralı kavrama metresine bakın. Evet. 150 metre oldu. Doğru. İstanbul'u bitirip Ankara koşusunun ilgileriyle görüşeceğiz. Onlara da çünkü heyecanları evet. var. O yüzden Eray senden hemen Kız Kulesi koşusunun değerlendirmesini alalım. Evet. Miba Mumon kazandı. Geçtiğimiz hafta 1500 mesafeli bir koşuda yarışın biraz ağır gitmesine rağmen kazandığı bir yarış vardı ki o koşunun detayının kısrak hani bu tempolarda geliyorsa bundan sonraki yarışlarında önlerde biraz daha tempo, sürat olan mücadelelerde daha etkili olur. Dipnotunu paylaşmıştık burada dostlarla ama dün ben internasyonel koşudaki etkili performansı sonrası Willpower'ın bir şekilde etkilendiğini mi düşünüyorsun? Ondan mı etkilendi, sentetikten mi? Etkilenebileceğini düşünsem de bir şekilde hani bu grubu geçer diye düşündüm ve benim yanıldığım koşullardan sentetik biri oldu. Sentetik konusundaki düşüncen ne? Sentetikte iyi yarışları var. Her ne kadar Çin'i daha iyi Çin olsa da sentetikte de iyi yarışları var. Yani yeri de burası değil. Hani burada bitirmemesi lazım Willpower'ın bu gruplarda. Mi Bonbon iyi bir at. Yani onu geçen haftaki zaten o ilk sentetik yarışında evet. burada ağır kiloyla o yarışı yaptı ki bu çok at diye konuşmuştuk. Ki ortak yayındı. Ortak yayındı TCK'da yaptığımız. Ortak yayındı evet, değil evet, mi? Yok, ortak yayındı. Biz ertesini burada konuştuk. Tahmin günü evet. oradaydık. Yorum günü burada konuştuk. 61 kiloyla kısrak tüm dezavantajlara rağmen o yarışı yaptı ki çok iyi bir kısrak demiştik buna. Maalesef bayram öncesiydi o yarış, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ve bayramın biz ilk günü atın sahibi merhum Ferdi Cizirdoğlu'nu kaybettik, evet. vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Kez daha başsağlığı dileklerimizi buradan iletelim. Ama bir yerlerden atının başarısını izledi mutlaka, o da mutlu olmuştur. Bir kez daha ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Fakat çok değişik bir kısrak bu ya, yani Ümit ne diyeceksin? Yani üçlüğünde evet. ya arka taraf mı çok acaba artık yıpranan isimler, şey yapan isimler yoksa üçlüğünde Mi Bonbon da o kadar çok aşırı bir yıpranma olmadı. Bana göre çok nitelikli ve klas bir kısrak. Neler söyleyeceksin? Şimdi koşunun geneline baktığımızda ilk önce Mi Bonbon'dan başlayalım. Şimdi başlayacaksak Mi Bonbon zaten arka arkaya gelen yarış performansları önceki performanslara nazaran çıkışta. Bir öncekinden hep iyi. Hep taşıyor. İyi. Sonraki yarış daha iyi gidiyor. Sonraki yarış daha iyi. Bakıyorsun çimde var, kumda var. Kısada var, uzunda da var bence. Yani yeterli koşuyor. Rakiplere baktığımızda, ben dün mesela koşuya baktım. Şahsi fikrim Willpower'ın ilk üçe girmeyeceğinden yönüydü. Kemal abiyle de konuştuk zaten bunu. Kesinlikle Willpower rakip olarak görmeyelim abi. Çünkü internasyonel koşu çok sert koşu oldu hoca. Kaç gün oldu koşu koşu oldu ya? Yani, ne zaman da internasyonel? 20 gün oldu. Ama gene iyi geçmiş. Ben o kadar doldum. Şimdi aklımda öyle kalmadı. Genele bakın çok sert bir yarış oldu. Muazzam bir yarış koştu. Onun üstüne bakalım aynı performans hem o yarışın sertliğinden sonra çıkacak mı? Hem bakalım sentetikte bir bonbon kadar veya ne bileyim diğer rakiplere kadar aynı pozisyon çıkacak mı? 2-3 tane soru işareti vardı. Dolayısıyla bunun sıkıntılarını yaşadı zaten Willpower. Evet. Hem öyle sert bir yarıştan çıkmış olmanın dezavantajı bir. Bana göre de sentetik pistte çim kadar koşmuyor iyi. Hı. Ama iyi yat. Hayır, ona ayırıyoruz. Şaşkova'ya gelelim. Bu yıl geçtiğimiz yılki durumunda hiç olamadı Şaşkova. Olduysa bu hafta oldu. Onda da üçüncü oldu. Evet, iyi koştu. Gene yeterli. En azından
bir tabela içerisinde bir had dediğimiz bir yarış izledik. Ama bu yıl önceki yıllardaki pozisyonuna gelememişti işte. Şimdi yeni daha çıktı. Ekip de hazırlamış dün. Normalde her zaman denk gelmiyorum. Kemal abinin atları koştuğu zaman ağırlıklı olarak ringleri izliyorum. Ama çok iyiydi. Süper hazırlamış Deniz, ekip. Vallahi buradan tebrik ediyorum hepsini. Hı hı. Ama yeterli yarış koştu. Ama genele baktığımızda Mi Bonbon artık kendini 3 yukarı rakiplerini geçerek göstermiş bir isimdir. Bir de her yerde gidiyor abi. Evet. Nur içindesin Ferdi abi. Yani bu kadar açılı seven bir insandı. Gönül isterdi ki biraz daha denk gelsin. Daha da iyi atlar denk gelsin ama dediğin gibi artık belki bir yerlerden izliyordu. Çok iyi bir at buldular. Aynen. Umarız devamı da gelir. Ama yine iyi hazırlanmış bir isim abi. Yarış derecesi de çok koşu iyi. Bitti. 23.41 bitti yani. Koşu bitti. Selim Taş şeyde durdu zaten. Karşı tarafta zor durdu yani. Oradan geriye geldi. Anormal derece iyi durumdaydı yani. Hı hı. Yalnız atla ilgili çok önemli bir detay var. Önde sert tempo olan koşullarda çok daha kolay hakim oluyor. Çok daha rahat olduğunu düşünüyorum ben Kısrağ'ın. Bir önceki yarış Babuşka'yı çok zor atlamıştı. Çünkü biraz daha ağır giden koşuydu ama dünkü yarış süratli gidince geldi bir anda 3 boy yaptı. Bu detayı da yarış severlerimiz bundan sonraki koşacağı koşullarda bence göz önünde bulundursun. Peki 40 binlerin detayına geçelim bir sonraki ayakta. Önde boş kaldı. Kendi temposunu kurduğu yarışlarda başarılı olabiliyordu 40 biner. Bu detayı dün rakipler mi atladı yoksa açıkçası ön taraftan bir tehlike gelebileceğini ummadılar mı yoksa kötü mü koştular bununla ilgili düşüncelerini? Bence rakipler atladı bunu. Hı. Benim öngördüğüm koşullardan biriydi. Önde kendi temposunu kolay kabullendirebileceğini dün için yorumlarımda öngörmüştüm. AGF'de de sondan ikinci at. Çok geri plandaydı. Ben bakmayın Gan yanına. Evet. 4 küsur olduğuna. Bu performansları, bu yarışları yapabilen bir isim. Hele hele bu tempoları kabullendirdiği zaman çok daha kolay yapabiliyor. Zaten ön tarafta sağ kalan rakiplerin çoğu da yine yarışı önlerde kabullenen isimler. Çok geridekilerin ön tarafa sokulamadığı bir yarış izledik. Ha, bir yarış sonra tempolar değişirse bence birinci de değişebilir. Ümit? Bence de tamamıyla yarış gidişatıyla alakalı olan bir sonuç çıktı. Şimdi önceki dönem sen daha iyi hatırlarsın. Tempo atları dendiği zaman onları önde bıraktığın zaman aldın başına bela işte. Örnek belki çok üst düzey performans çıkmamışsa Akosman, Beybaba. Değil mi? Önde bıraktın başına belayı aldın. Yandın yani. Bakalım bırakacak mı bırakmayacak mı? Çıkmadığın grupları da geçebilir. Tabii yani gidiyor. İnatçı karakteri de var. Bir de önde tempoyu kurduğu zaman sen ne kadar gelirsen gel o öyle o şekilde devam ediyor. Daha da sen daha da çok sayarsın yani. Arap atının tempo atının bir de inatçısına denk geldiği zaman önde boş kaldığı zaman aldın başına belayı. Dünkü yarış aynısı oldu. Kalender hatırlar mısın? Kalender Bakıköy'lü. Ekürüler. Tak önde gider. Tabii. Bir boy. Bir gitti mi ondan sonra yandı. Yakaladı görürsün. Dünkü yarış da böyle. Abi bine 12 geçiyorsun abi. 1425,5'lara geldi. Yani 25 yani onu kabul ettim ama ilk bine 12'yi falan geçtiği zaman yuttu koşuyor zaten. Ondan sonra tutturman çok zor. Bakın geliyorlar tempo at işte. Bir şekilde yine devam ediyor. Hele ki Arap atın inatçısı en zor. Dünkü koşu da böyle oldu. Evet. Peki var mı takip atışı olsun bu olsun diyeceğin at? Işkın at fena bir yarış koşmadı. Aradan sonra bir yarış görmüştü. Bu ikinci yarışı ben çok beğendim. Yol bulandan daha iyi bir yarış bekliyordum. O dışarıdan gelecekmiş gibi oldu kaldı. Bilge Kurt ise hayal kırıklığı yarışlardan biriydi. Ve Murteci Zizan'a geçiyoruz. Eray değerlendirmeyi alalım senden. Yani öndeki grubun yarışı aşırı süratlendirdiği bir koşu izledik. Başları biraz yavaş başladı. 27-39-52 bini 1.06'ya gelen bir tempo. Ve bu gidişatta Halinay'ın da ön tarafa yapmış olduğu erken hamle dolayısıyla arka taraftaki grubun işini çok kolaylaştırdı. Ve Mürteciz Can düzlük üzerinde yaptığı ataklarla koşuyu kazandı ki en az onun kadar iyi koşan Peksus ise sadece burun farkıyla ikincilikte kaldı. Dün için benim güvendiğim ve önerdiğim bir isim vardı Ahu Balası. Bence iyi bir yarış koşu, takipten düşmeyelim. Yarışı önlerde süratlendiren Padok Gülü ve Halinay'ın yarış performansında dün için ölçü almayalım. Ümit? Yani start verildi aslında yarışın en iyi start alan Safkan'ı kazanan Safkan. Evet. Gitmedi. Yani baktı ki anormal derece 3-4 kişi aynı anda istiyor. Hop aldı arayı ve yarışın en iyi yerlerinden çıkıp kazanan isim oldu. Ama grup bu denk bir yarış. Yani gün içerisinde çoğu zaman bu tip yarış oluyor. Evet. Sonraki hafta bambaşka bir at gelebilir bu grupta. Şu bu diyemeyeceğim burada. Kutlayalım ekibini, ilgililerini iyi hazırlamışlar ve Murteciz Can da uzun aradan sonra özlediği birinciliğe ulaştı. Evet şimdi tabii bugün Ankara'da Triple Crown heyecanı var. Bugünkü programımızı alalım artık bu yarışları ekrandan. Triple Crown heyecanı var ve artık yavaş yavaş biraz Triple Crown'u ve Ankara koşusunu konuşalım istiyorum ben.
Buradaki koşan safkanları değerlendirelim istiyorum. Bu esnada tweetlerinizi okuyacağız, katkılarınızı okuyacağız ama arkadaşlarım yavaş yavaş hem safkanların yarışlarını değerlendirelim. Öncelikli olarak atların ilgililerine eğer ulaşabilirlerse tek tek ulaşmaya başlasınlar. Ulaştıkça biz yayını almaya çalışalım. Yayında da hem onların kendi görüşlerini, ondan sonra da safkanların yarışlarını değerlendirelim. O şekilde gidelim diye düşünüyorum bugünkü tempomuzda. Bu esnada onlar bağlantıları kurarken biz de bir tweetlere şöyle bir bakalım. Arkadaşlarım da yer ekrana verirlerse. Bugün biraz ağırlıklı fotoğrafları değerlendirelim. Vaktimiz kalırsa sonrasında okuyacağız. Arkadaşlarımdan Ramazan Torkak Adana'ya selamlar. Abicim yayınlar, mutlu hafta sonları demiş kardeşim benim. Ona da çok selamlar. Küçük kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Okula başladı o da bu hafta. İnşallah Allah zihin açıklığı versin diyelim. Tüm ailesine sevgiler, selamlar. Hatta bir sağlık problemi var. Onunla ilgili iyi haberleri de alırsa. Alacağız. Evet. Ay başında bir operasyon var. İnşallah iyi diyelim. Yine bak şimdi bu akşam Kartal Avı var demiş Eray maçla ilgili. Ona akşam bakacağız artık. Peki akşam bakalım. Günaydın yayınlar Hakan abi, Eray abi, Ümit abi ve Eray abi maç sonucu demiş. Kubilay Özcan göndermiş. Tweetlere bakalım resimleri biraz ağırlıklı göstereceğim. İyi yayınlar abicim, Marmaris'ten selamlar demiş. Cenk Üsküp İzmirli dostlardan. Onu Marmaris'e tatile gitmişler. Müzisyen dostlarımızdan biri. Dolayısıyla ona da buradan selamlar ve Marmaris'e iyi tatiller dileyelim biz de sevgili Cenk'e. Şöyle artık fotoğraf dedik. İzmir'den selamlar. 160 niye 160 yılları demiş. 160. nice herhalde olacaktı o. 160. yıl pastası dün İzmir'de kesildi. Dolayısıyla buradan biz bir kez daha nice 160 yıllara diyelim. 160. yılda tabii ki bildiğiniz gibi evet. Bu arada İbrahim abi'den mesaj gelmiş. Bu meslekte en güzeli faturaya ata kesmek, atın yarışı kayıp etmesinin sebebi çok geri beklemesi ve sentetik pis selamlar demiş. İbrahim Bekiroğulları'nın mesajı. Hemen hemen aynısını söyledik. Hemen hemen aynısını söyledik. Yani sentetikte aynı performansı bana göre de yok. Zaten kendileri de aynı fikirde. Ayrıca ayrı fikirde de olabilirdik ama aynı fikirdeyiz. Ayrıca ben internasyonel yarışta çok sert bir yarış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla atın etkilendiğini düşünüyorsun. Yani çok sert yarış oldu abi. Yani mesela o Tatvanisi gibi bir isim arkada 1,5 boy geride 3. oluyor. Değil mi? O sert yarışta. Zaten o gibi ağır koşulardan sonra bir kötü geri dönüşler olabiliyor. Hem onun dezavantajı var hem de zaten sen de bahsettin. Kimi daha kuvvetli. Evet. Zaten İbrahim abi de yazmış diyor ki sentetik pist diye de ve bekleme diye de en geri beklemesi. Burada şey sorulabilir. Hani sentetik pistinin eksik olduğunu düşünüyorsanız o zaman neden bu yarışlar koşuluyor? O da sorulabilir. Gidebileceği yarışlar yok belki. Şartlarından dolayı olabilir en azından. Öyle diyelim. Peki mesajlarımıza devam ediyoruz. Bağlantı olduğu takdirde arkadaşlarım haber versinler lütfen. Kolay gelsin son düzlük ailem. Unutmayalım bu akşam Beşiktaş'ın maçı var demiş. Serkan kardeş yollamış. Güzel. O ne ya, Kovarej mi? Fotoğraf Kovarej. O ne yapmış? Hastalanmış mı? Her hafta ayrı şekilde geliyor. Öyle değişik mi? Tabii. Sarışın. Allah Allah. Yeni mi gördün? Yeni fark ettim. O siyah esmer bir adam ya. O hep değişiyor. Kucak dolusu selamları Yener abicim. Sevgili Eray abiden derbi skoru rica edeceğim diye bir mesaj var. Evet. Ben kolay bir birincilik diyorum yalnız. Kolay bir galibiyet beklediğimizi söylemiştim. 3-1, 3-0 en az 2 farklı galip geliriz bugün. Evet. Ümit senin var mı? Bana göre her şekilde Beşiktaş kazanır abi. Yani içeride rakiplerine mağlup olacak veya berabere kalacak bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Hem geniş kadrolar var, hem çok formda, hem moralli onlar. Para da var. Stat da onlarda. Yapacak bir şey yok yani. 1-2 sene Biegomanya izleyeceğiz benim şahsi görüşüm. Çünkü yani görünen o. Evet. Ama bu temenni değil tabii ki. Gönlü ister ki biz daha ileri gidelim. Peki. Hakan Bey, 20 yıldır siftahım yok. Bugün Ankara Hipodrom'dayım. Şans bugün bari gülsün. Galiba bir nala ihtiyacım var demiş. Vallahi 20 yıldır siftah yoksa bir nal falan kurtarmaz. Şey yapmaz. Bu arada telefon attığımızda Era Yazar var. Cougar'ın sahibi ve yetiştiricisi. Arkadaşlarımız tek tek aramaya başlıyorlar dostlarımızı. Eray Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Merhabalar. Evet, duyuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Vallahi bir heyecanınızı paylaşalım dedik. Zira
Bugün Cougar'la gerçekten çok önemli bir mücadeleye çıkacaksınız. Grup 1 Ankara koşusu. Biraz Cougar'ı sizden dinleyelim. Sizin heyecanınızı açıkçası yarış severlere de aktaralım. Arkadaşlarımız da Cougar'ın yarışlarından görüntüler getiriyorlar. Gazi koşusunda çok şanssızlıklar yaşayan isimlerden bir tanesi de Cougar. Sonrasında sizlerle zaten sürekli sosyal medyada siz son düzlük izleyicilerine görüşlerinizi aktarıyorsunuz zaten biliyorum. Evet. Dolayısıyla o gelişim anlamında son düzlük izleyenlerin hepsinin bilgileri var. Tweetlerden okuyoruz, paylaşıyoruz ama sizden şöyle bir Cougar'ı dinleyelim ve bugünkü yarışla da ilgili birkaç cümle, yorum tahmin anlamında değil tabii ki, genel bir değerlendirme yaparsanız mutlu olacağız. İzleyenlerimize de varsa evet, mesajlarınız, dinliyoruz sizi. Öncelikle herhalde Ümit kardeşime de selamlar gönderiyorum buradan. Tüm Tay TV izleyicilerine selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi heyecan dorukta. Ankara'ya da indik şu anda. Çok heyecanlıyız. Atımızla ilgili en ufak bir sıkıntımız yok. Tamamıyla her şeyle yarışa hazır. Gazi söylediğimiz gibi biraz sıkıntılar yaşamıştık. Ondan sonra bir tedavi sürecine girdik. Tedavilerimiz çok olumlu geçti. Bu yarıştan önce bir yarış koşmamız gerekiyordu. Böyle uzun bir yarışa direkt giremeyeceğimiz için. Geçen yarışımızı koştuk. Orada da hazırlattığımız ama biraz nefesten etkilendi. Bunu herkes tahmin ediyordur. Evet. Ama bu yarışla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün atların ayakları düz bassın. Kazasız, belasız bir yarış olsun öncelikle. Sonra da kimin kısmetindeyse. Peki, Cougar idmanlarında da biraz erken saatlerde çalışan isimlerden bir tanesi Cougar bildiğim kadarıyla. Evet. Çok erken evet, saatlerde çalışıyor ve dolayısıyla idmanlarında herhangi bir eksiklik, herhangi bir sorun da olmadığını da buradan en azından bir paylaşalım. Yok, çok hazır ve fit durumda, sağlıklı durumda. En ufak bir problemi yok. Erken çalışmasının sebebi İstanbul'da yaz şartlarında daha önce çalıştığı saatte çok aşırı terliyordu. Aynen. O da ata zarar vereceği için biraz erken saatleri aldık. Evet. Dolayısıyla daha hani, rahat ediyor. Aynen. Çok erken saatlerde serin havalarda çalışan atlardan bir tanesi. Peki Cougar Gazi koşusu sonrasında o araya Ankara koşusu öncesinde bir koşu sıkıştırdı demiştiniz siz. Evet. Açıkçası şunu sormak istiyorum ben. Yani Gazi koşusu sonrasında ufak da bir problem herhalde atlattı gibi değil mi? O yarış sonrasında sizin de paylaşmıştınız zannederim sosyal medyada. Küçük ufak tefek sıkıntılar vardı ama şu anda tam fit %100 durumda diyebiliyoruz değil mi Cougar'a şu aşamada? Yani şu anda at fit durumda. Süper. Dolayısıyla... En ufak bir problemi yok. Evet. Hatta Gazi öncesinden daha iyi diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İnşallah keyifli, güzel ve başarılı bir yarış olsun. Tüm koşan safkanlara başarı dileklerimizi ilettiğimiz gibi size ve ekibinize de aynı temennilerde bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Mutlu bir yarış günü olsun. Kazasız belasız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, diğer telefon bağlantımız yapılana kadar biz Cougar'ı Eray senden bir değerlendirmesini alalım. Neler söyleyeceksin? Arkadaşlarım gerçi kum yarışlarını almışlar. Kazandıkları koşulları safkanlarını alıyorlar. Evet. Ama senin düşüncelerin var mı? Adana'da zaten çok iyi bir yarış başlangıcı yapmıştı. Devamında evet, da arka arkaya seri birincilikler. Sonrasında İstanbul'a gelip Çin pistte de koşmuş olduğu yarışlarda kendisini göstermişti. Evet. Gazi koşusunun da tutulan, güvenilen evet, şanslı atlarından biriydi. Yarış içerisinde ufak bir talihsizlik yaşandığı ve ondan dolayı Gökhan'ın tam yüklenemedim söyleminde bulunduğu bir gündü Gazi günü. Evet. Sonrasında o tedavi süreci düzelen bir at. Uzun ara sonrası, 80 günlük ara sonrası 2400 mesafesinde görülen bir koşu ve bugün 2800 mesafeli Ankara yarışı. Eğer o var olan sıkıntılarını atlattıysa Cougar her zaman. Ama Eray Bey neydi? Fit durumda. Evet, çok iyi durumdaymış. Dolayısıyla gününde şanslı atlarından biri. Aynen öyle. Ümit, senin düşüncelerin nedir? Yani Gazi'den sonra çok safkan için çok şey değişti. Yani bugün hak ettiği bir galibiyeti Greystrom aldı. Ama mesela Cougar Gazi'den önce biliyorsunuz Sait Aksoy'un pas geçmek zorunda kaldı. Az evvel de ilgilisi zaten konuşmalarında bilemiyorum. Yarış severler dikkat etti mi? Bu yarış koşmak için zaten uzun bir yarış koşmak zorundaydık dedi. Ama Gazi'de onu yapamadılar. Çünkü evet, hatta bir sorun olunca biraz ara vermek zorunda kaldılar. Tay denemeden Gazi'ye kadar ara girdi. 2400 metreye. Geldi diplerinde bitirdi. Dönelim Abbas Yolcu'ya. Abbas Yolcu'ya. Ona baktığınız yarışta açılanlar, sapanlar oldu önüne. O da kalktı nerelere gitti. O da öyle etkilendi. Çok şey değişti. Victor Rizaruz da o gün yarışın en kötü yerlerini takip eden isim. Greystrom'a da nasip oldu Gazi koşusu. Ama evet, bugün herkes daha değerli toplu, daha azatlı bir koşu. Daha uzun mesafe.
Bugün biraz daha bana göre işler değişecek gibi görünüyor. Ama Kugur'a gelince yarış hayatında genç bir isim olmasına rağmen çok daha icraatını tamamlamış bir isimdir hocam. Evet. Eray, sizin görüşlerin nedir? Bence de yani... Mesafe konusunda bir sıkıntı olmaz herhalde. Olmayacak isimlerden bir tanesi değil mi? Çok yatkındır yani. Bugün mesafeleri ben koşabileceğini düşünüyorum. Form durumunda iyi olduğu bilgisi sonrası. Kugur zaten benim değerlendirmelerimde, yorumlarımda yer alan bir isimdi. Değişen bir şey olmadı. Yine aynı şekilde Kugur'u yazmaya devam edeceğiz ve çok da iyi koşmasını bekliyorum ben bugün Kugur'un. Evet. Peki o zaman biz safkanları tek tek değerlendirelim. Reji eğer birazcık daha şey olursa biz de bağlantıları oldukça üzerinde konuşuruz. Abbas yolcuyla başlayalım. Bir numaralı Abbas yolcuyla başlayalım. Bir genel bir değerlendirme almak isterim. Abbas yolcu bir kere Abbas torunu, onu en başta söyleyelim. Zaten Gazi süreci boyunca anlattığımız detaylardan biriydi. Gazi koşusunda yaşanmış olduğu çok büyük bir talihsizlik var Safkan'ın. Önündeki bir, tam olarak ismini hatırlamıyorum, yanlışla bir at söylemeyeyim. Önündeki bir atın dışa doğru savrulmasından, serseri değil mi? Hı. Serseriden en olumsuz etkilenen Safkanlardan biriydi Abbas yolcu. Yoksa Gazi koşusunda da 6. değil ama en azından ilk 3'te izleyebileceğimiz bir isimdi Abbas yolcu. Bir kere talihsiz bir Gazi koşusu yaşadı. Hı hı. Gazi koşusundan sonra koşmuş olduğu koşulların da tamamını kazanınca bence rüştünü ispatlayan bir isim oldu Abbas yolcu. Bence yarışın en şanslısı, kazanmaya da en büyük aday. Evet. Bu arada Oğuz Bey, telefon attığımızın diğer ucunda Abbas yolcunun sahibi Oğuz Yalçın'la birlikteyiz. Oğuz Bey merhabalar. Merhaba Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkür ederiz. Biz de size hayırlı olsun diyelim inşallah. Çok heyecan doruktadır. Hem sizin heyecanınızı paylaşmak istedik hem de açıkçası izleyenlerimizle de sizin de heyecanınızı aktarmak istedik. Biraz Abbas yolcuyu sizden dinleyelim dedik. Hatırlarsınız Gazi öncesinde de sohbetimiz olmuştu. Gazi koşusunda bir tabela dışında kaldık ama ondan sonrasında Abbas yolcu adeta kendini buldu. Yani Gazi koşusu sonrasında ortaya koymuş olduğu yarışların hepsi 4-4'lük. Son derece etkili bir performans var. Şu durumda ne noktadayız? Abbas yolcunun açıkçası bugünkü şansı elbette bütün atlar gibi hepsi gibi müsavi, eşit ve şanslı ama sizden bir Abbas yolcunun son durumunu bir dinleyelim. Heyecanınızı paylaşmak isteriz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese bol şanslar diliyorum. Kazasız, belasız. Çok zevkli ve güzel bir yarış olmasını diliyorum. Tabii Ankara koşusu gerek mesafe özelliği, gerek grup bir olması, gerek Triple Crown ayağının son bölümü olması dolayısıyla çok önemli bir koşu. Bu konu yarışa renk katıyor. Bir de böyle günlerin özel bir festival ve şölen havasına dönüştürülmesi ve çok güzel etkinliklerin yapılması da çok önemli. Yarış severlerin daha fazla ipodroma gelmesi açısından. Bu anlamda çok özel bir günü yaşayacağız. Abbas yolcu ile ilgili olarak Abbas yolcu tabii Adana'daki Tendirek yarışında kum ve daha sonra da Sertetik ve Çim'de 3 pistte birden grup yarışlar kazandı. Gazi'deki bir şanssızlığımızın sonrasında atımız daha sonra daha fit duruma geldi ve uzun mesafede bizi çok sevindiren güzel yarışlar yaptı. İdman durumu son derece iyi. Atımızı bu yarışa istediğimiz şekilde hazırladık. Pedigri olarak zaten özellikle ana hattı itibariyle uzayan mesafede çok daha iyi koşmasını bekliyoruz. Bugün sanıyorum pistin ölçümü ağır ve 5 olarak Afat'ta arkadaşlar bu şekilde söylediler. Tabii bu da yarışta ayrı bir faktör olarak değerlendirmeli. Biz böyle bir pistte daha da iyi koşacağını değerlendiriyoruz. İstediğimiz şekilde yarışa giriyoruz. Yarışta kazanmak için koşacağız. Evet. Oğuz Bey, sizin hep bir cümleniz benim hep aklımdadır. Aslında bir cümleniz değil, bir mesajınız. Bundan belki bir buçuk yıl öncesinde Abbas yolcu belki daha yarış yaşamının çok başındaydı. Bizim yayınlamış olduğumuz bir nostalji yarışında siz hatırlarsınız. Cem'e bir mesaj atmıştınız. Seren Karanima Uğurtay yarışıydı. Ve sonrasında Abbas. Hep bir hayalimdi o Abbas'ı izlerken. Bir gün acaba ben de bir Gazi koşusu hani koşabilecek miyim? Böyle bir heyecanı yaşayabilecek miyim? Ve şimdi sizin o çok hayran olduğunuz Abbas'ın
torunuyla bu koşuya, Gazi koşusuna katıldınız ve sonrasında da bugün artık çok önemli bir başka başarı. Çünkü Ankara koşusunu kazanan isimler artık çok önemli bir başarıyla taçlandırılmış oluyorlar. Açıkçası bu konudaki düşüncelerinizi de almak isteriz. Çünkü siz de biraz bizim gibi nostaljiyi seven, böyle eski atları ekrana getirdikçe o günlere dönenlerdensiniz diye düşünüyorum. Özellikle çok hayranı olduğunuz bir atın Abbas'ın torunuyla bu yarışa geliyor olmak ayrıca bir heyecan olsa gerek, değil mi? Evet, kesinlikle. Ben o zamanlar lise yıllarındaydım. 25 senense Abbas Gazi koşusunu kazandığında o gün hipodromdaydım. Gözümüzün önünde yarışı çok rahat ve güzel bir şekilde kazanmıştı. Çok hayran olduğumuz, fanatiği olduğumuz atlardan bir tanesiydi. Evet, yıllar sonra Abbas'ın torunuyla benzer başarılar, Gazi yarışı pek istediğimiz gibi olmasa da sonrasında grup yarışlarla bugünkü yarışı da koşabilecek şekilde, şanslı atlardan birisi olabilecek şekilde koşmak benim için özel bir mutluluk. Gerçekten o yıllara götürüyor bizi. Bu atın bu anlamda bizim için çok güzel bir yeri var. Peki, çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Size tüm safkanlar gibi, hepsini gibi Abbas yolcunda ayakları düz bassın diyoruz. İnşallah çok güzel, keyifli, başarılı bir yarış olsun tüm safkanlar için diyelim. Kısa da olsa görüşlerinizi aldık. Son Düzlük izleyicileriyle görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin bir kez daha. Size ben ve tüm ekibimize. Teşekkür ediyorum. Bütün atlara başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Oğuz Bey. Evet, Oğuz Yalçın'dan da safkanıyla ilgili son detay bilgileri aldık. Eray, kaldığın yerden devam et Abbas yolcu. Benim söylediklerime ilave bir bilgi daha geldi. Pist ölçümü. Evet. 5. Pistin ağır olması da Abbas'a bayağı bir yarayacaktır. Bugün Abbas o ciddi rakibinden revanşı alabilir. Bence kazanmaya çok yakın bir at. Gazi sonrasında koşmuş olduğu 3 yarışta formunu her yarış bir çıt daha öteye götürmesi de Abbas'ın bu koşudaki şansını bence arttırıyor. Bütün safkaların ayakları düz bassın ama benim favori hanemde Abbas var. Öyle mi? Abbas yolcu var. Ümit, senden bir Abbas yolcu değerlendirmesi alalım. Neler söyleyeceksin? Bir Abbas yolcu değerlendirmeni alalım önce. Yani grubun tabii görünen yarışlarındaki mesafeye en yatkın ismi Abbas yolcu. En iyi tempo kuran, rakiplerine oranla daha uzun mesafeye daha yakın, daha dayanıklı gören isim o. Çamur önceki yarışlarını, yani normalde Abbas kuruda daha iyi gidiyordu. Evet. Kum performansı yoktu. Yani kuruda daha iyiydi. Evet. Zaten topu senede 6-7 yarış koşan isimler de uzun. Ama benim de en öndeki ismim. İsmin diyorsun. Peki, telefon bağlantımız devam ediyor. Ahmet Güzel Ocak telefon attığımızın diğer ucunda. Sevgili Ahmet'le biz Gazi koşusu öncesinde de burada stüdyomuzda beraber olduğumuz dostlardan biri. Ve Gazi koşusu sonrasında da Ahmet Güzel Ocak ve Grey Storm o kupayı kaldıran isimdi. Buradan tabii şu anda belki de en heyecanlı atçılardan bir tanesi. Çünkü 15 sene sonra gerçekleşecek olan, eğer kazanırsa, bir Triple Crown heyecanı var. İşin maddi kısmını zaten hiç düşünen biri değil ama manevi anlamda Türk yarışçılık tarihinde bu önemli koşuyla taçlanmış at adedi zaten 8 tane ve onun acaba yanına bir dokuzuncu isim Grey Storm ve o eküller arasına, o onuru tatmış eküller arasına Güzel Ocak ekürüsü adını yazdıracak mı? Bunu sevgili Ahmet'e sormak isteriz. Merhabalar diyorum ben. Heyecan hat safhada herhalde, değil mi sevgili Ahmet? Heyecan hat safhada. Ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor. Arkadaşlarımız peki bağlasınlar, bir daha arasınlar o zaman. Ne diyeceksin? Boşuna konuştuk onları, peki. Valla Ahmet Bey'i zaten Gazi sürecinde de konuk etmiştik programımıza. Sahalarımızda görmek istediğimiz bir atçı profili. Bir kere çok beğeniyorum ben kendisini. Böyle de bir at nasip oldu kendilerine. Gazi koşusunu kazandılar ve bugün Triple Crown için sahaya çıkacaklar. Neredeyse ortalama 10 yılda bir olan bir şey. Bugün belki gerçekleşebilir. 15 yıl oldu şeyden. Hani ortalamaya vurduğun zaman hemen. Vallahi hemen. Çok ortalaması Amerika'da 37 sene. Amerika'nın fora 37 sene. Bizim ülkemizde kaç yılda bir oluyor? Bizim ülkemizde hiç belli değil. Mesela ilk başladığında birer ikişer yıl arayla olmuş ama ondan sonrasında
ciddi anlamda 15 yıllık bir ara var Grand Teknoks'tan sonra. Sevgili Ahmet Güzel Öcek hattımızda, demin yayın, bağlantı koptu ama herhalde Ahmet dedik biz bu kadar heyecanı yaşayınca dayanamadı, sesi kesildi. Merhabalar, merhabalar Hakan Bey. Merhabalar, merhabalar. Vallahi herhalde kaç sene oldu Atçı'la başlayalım? Bir 5 sene oldu herhalde değil mi sevgili Ahmet? 6. senemiz bitmek üzere. 6. sene ve böylesi evet. bir heyecanı 6. senenin sonunda yaşıyor olmak açıkçası her Atçı'ya da nasip olmaz. Görüşlerini almak isteriz. Bu arada çok teşekkür ederiz. Kırmadın bizi. Bu heyecanın içerisinde, bu tempo arasında bizlere yayına ve son düzlük izleyenlerine açıkçası görüşlerini paylaşmak istediğin için sana ve tüm ekibine de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Görüşlerini almak isterim. Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ederim hem stüdyoda bulunan dostlara, ayrıca programı izleyen yarışseverlere de sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ankara koşusu bizim açımızdan farklı bir anlam kazandı. Hani Grace Storm özelinde bir Triple Crown iddiası bizi bu noktaya getirmiş oldu. Tabii ki öncelikle diğer atlarımız hepsi çok başarılı. Gazi koşusunda zaten çok iyi yerlerde bitiren çok kıymetli rakiplerimiz. Ben hem ilgililerine hem de kendilerine başarılar dilerim bu vesileyle. Çok uzun bir süre gibi gözükse de biz Gazi koşusundan sonra bu yarışı hedef yaptık. 90 günlük bir arayla bu yarışa katılıyoruz. İyi hazırlandık. Çok az da bir süre kaldı. Aşırı da bir heyecan var ama evet, inşallah. Saatler var artık birkaç saat sonra evet. değil mi? Kesinlikle, kesinlikle Arkan Bey. İnşallah günündedir Greystone bugün. Bu yarışı kazanmak istiyoruz. Yani bu maneviyat çok yüksek bizim açımızdan. Dediğiniz gibi başına söylediniz. 6. senede böyle bir daha söz konusu oldu ama bakalım artık. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Peki. Genel olarak Greystorm'un form durumu zaten çok iyidir ama bir genel bir bilgi alabilir miyiz? Yani idmanlarında nasıl, sizi tatmin ediyor mu şu anda? Açıkçası bir de hep sorulan soru işaretleri, sorulan sorular var. Gelen mesajları da şey yapıyoruz ama hani evet. O 90 günlük ara etkiler mi onu? Antrenörünün görüşü nedir? Senin fikrin nedir? Hep çünkü gelen soruların çoğunluğunda o var. Gazi sonrasında 2800 metrelik yarış bir soru işareti oluşturur mu diye. Bununla senin görüşünü almak isterim açıkçası. Ya, tabii gerçek sonucu bugün yarıştan sonra göreceğiz ama hani benim kişisel fikrim evet. Ben pek etkilenmeyeceği kanaatindeyim. Zaten biz bu hedefi koyarken de bu şekilde düşünmüştük. Evet. Bu tip atlar çok özverili atlar. Yani zaten bir yarış koştukları zaman bütün enerjisini dişini tırnağına takarak kendi performanslarına yansıtıyorlar. 90 günlük aranın ben etkileyeceğini düşünmüyorum Hakan Bey. Çünkü idman da çok rahat. Zaten kendisini sıkmayan, hani gününe göre temposunu ayarlayan bir at. Tahmin etmiyorum, bakalım. Peki o zaman biz açıkçası tüm safkanları olduğu gibi Greystorm'un da ayakları düz bassın diyoruz bir kez daha. Katkıların için de çok teşekkürler dedikten sonra açıkçası... Şimdi bizim jenerasyon için ben şeyden itibaren gördüm işte geriye baktığım zaman Uğurtay'dan, Seren'den itibaren evet. Hepsini seyrettim. Birebir canlı olaraktan izlediğim isimler Triple Crown'u. Hafta içinde gazete yazılarımdan birinde de yazdım. Hani şu ahir ömürde bir beşincisini görecek miyim acaba diye. Dolayısıyla görürsünüz. İnşallah diyelim. dolayısıyla temennimiz tüm safkanlar için aynı dilek ve temennilerdeyiz. Lider Ege'yi de soralım. Efendim? Lider Ege'yi de soralım. Eray da diyor ki Lider Ege'nin tabii bu koşuya yazılmasının evet. nedenle de mutlaka ekürüsüne yardımcı olabilmek. Yok, form durumu olarak. Form durumu evet. olarak soruyor. Peki evet. Eray'ın, o da çünkü Halikarnassus yavrusu evet. mesafe konusunda evet. da bir sıkıntı yaşamayacaktır. Evet. Ya Lider Ege güçlü bir at Hakan Bey. Son yarışında biraz düzlükte bir ben uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü istenildiği yerde bir tempo giremedi, düştü. Ama bu yarışta da en ekürü koşmak biz önemli yani. Bu yarışın hem çok uzun mesafe olması çünkü yarışın tempolarını da kestiremiyoruz açıkçası. Hani o noktada bir ekürü katılmayı düşündük. Evet. Ekürüsüne katkısı olacağını düşünüyorum bugün için. Peki. O zaman çok teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha. Heyecanla ortak olacağız. Dediğim gibi eğer 15 yıl sonra bir Triple Crown daha olursa dediğimiz gibi bu ömrümüzde bir beşincisini de sıkıştırmış olacağız. Amerikalılar 37 sene bekledi. Bizim beklemeye tahammülümüz yok. dolayısıyla... Ama inşallah Greystone kazanıp bugün tarihe bir not düşer Hakan Bey. Yani bunu hak eden bir at. Evet, evet. Tabii ki gününde olan iyi olan kazansın diyoruz. Sonuçta tüm rakiplere saygımız sonsuz. Evet.
Hepsi camianın ileri gelen at sahipleri. Ama çok Triple Crown ayrı bir değer kattı, önem kattı. Bence herkes bugünün tadını, keyfini çıkarsın. Anı yaşamaya çalışsın diyorum. Evet. Sayın Başkan konuk olduğunda, Yasin Bey programa konuk olduğunda Son Düzlüğe, hatırlarsın Triple Crown eğer gerçekleşirse sonrasında da çok önemli hayallerimiz, beklentilerimiz var şeklinde kulübün de planları vardı ki onu bireysel görüşmelerimizde de zaman zaman değerlendiriyorduk. Dolayısıyla hep beraber bekleyelim sonucu ve saatler 17.05, 17.06'yı gösterdiği anlarda bu sorunun da cevabını almış olacağız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bütün Güzel Ocak ekürüsüne de ve sevgili Ahmet Güzel Ocağı da teşekkür ediyoruz bir kez daha. Varsa son cümlelerini alalım. Ondan sonra biz birazcık Greystorm burada konuşalım diyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum Hakan Bey. Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar tüm arkadaşlara. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Jockey Kulübü'nün de Triple Crown'a özel bir organizasyonları var. Dün var, var. Şapkaları gördüm ben. Birkaç tane büyüğümüzde. Farklı organizasyonlarda olacak. Greystorm'un özelinde bir kere bu tarz bir atı izleme şansımız olduğu için şanslıyız. Jenerasyonun tartışmasız en iyi atlarından biri. Kısa mesafelerde yapmış olduğu etkili yarışlardan sonra uzunu yapar mı, yapmaz mı, ne olur, ne biter düşüncelerini hepsini bir tarafa iterek Gazi koşusunda 2400 mesafesinde birinciyle uzanmış bir isim. Ben her şeye rağmen 2400 mesafesinde kazanmış olduğu koşuya rağmen Greystorm'un uzun mesafedeki performanslarının kısalara oranla biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenden dolayı bugünkü koşacağı 2800 mesafeli koşuda da Abbas Yolcu'dan sonra bir çift daha bende geride sen kalan yani bir isim olacak. Abbas'ı mı biraz daha önde? Evet, Abbas Yolcu benim favorim ama Greystorm'un çok güçlü bir at olduğunu ve bu inatçı yarış karakteriyle, bu gücüyle o açığı kapattığını düşündüğüm için Gazi koşusunda da benim ön planda önerdiğim bir isimdi. Bugün de olacak ama bir çıt geride olacak bende. Ümit, senin değerlendirmelerini alalım. Yani ben Gazi koşusunda Greystorm'u tutuyordum ama tutma sebebim yarışın yavaş gitme ihtimaline karşıydı. Yarışın hızlı gideceğini düşünüyordum ama yavaş giderse de Greystorm'un çok iyi koşacağını biliyordum. Zaten o gün evet. De konuşmuştuk. Greystorm temsil Greystorm, başka birinin geleceğine inanmıyordum. Bugün Greystorm'un işi bana göre çok zor abi. Arada 90 gün var. Onu sorduk sevgili Ahmet ama evet onları, sen tabii. İki, evet. Saygı duyuyoruz. Onlar daha iyi biliyorlar atlarını. Tabii. 90 gün bir ara girdi. Bunun haricinde mesafe 400 metre daha uzadı. Hemen hemen bir düzlük. Dolayısıyla iki tane handikap var ama kayıt günden sonra lehine dönen iki şey oldu. Biri yağmur, biri de temsil gibi çok ciddi bir rakibinin olmaması. Evet. Bu her ikisini değerlendirebilirse inşallah biz de görmek isteriz tabii. Ben iki Triple Crown gördüm. Gönül ister ki ben de üçüncüyü göreyim. Değil mi? Hem Bolt Pilot'ta hem Grand Equinox'ta. Kısmet olur inşallah. Başarırlar bunu ama Gazi'de çok daha şanslılardı abi. Hı. Yani aynı şans diye bugün. Sen bir de mesafe... sen Ankara'da da biraz eksik koştuğunu mesafe, ara ve o da var, bravo. Ankara'da da aynı yarışları hiç yapmadı. Üç handikaptan bahsediyorsun. Handikap. Sen... İki tane lehine çeviren oldu. Üç tane aleyhinde bir durum var. Bakalım. Bakalım aşacak mı, aşamayacak mı? Aşamayacak mı? Peki telefon attığımızda Mücahit Kaya var. Mücahit Kaya da Sterling Falcon'ın antrenörü aynı zamanda. Şimdi bu koşunun en enteresan atlarından bir tanesi Sterling Falcon. Çünkü taylığında arkadaşların da ekranlara yarışlarını getirdiğinde zaten göreceğiz. Taylığında çok şeyler beklenen aslında. Ama sonrasında beklentilere tam anlamıyla cevap veremeyen, biraz start önünde mental sıkıntılar, sorunlar yaşıyordu. Fakat son yarışlarında bambaşka bir hüviyete kavuştu Sterling Falcon. Ve bambaşka bir kimliğe kavuştu. Ve sonrasında da gerçekten çok önemli yarışlara imza atmaya başladı. İyi bir tempo atı, dayanıklı bir at ki bu tip mesafelerde de dayanıklılığın nedenle önemli olduğunu biliyoruz. Ve Sterling Falcon'ın bu başarısında çok önemli paydaşlardan biri olan antrenörü Mücahit Kaya ile beraberiz. Sevgili Mücahit, merhabalar. Merhaba Hakan Bey. Öncelikli olarak tabii böylesi önemli bir koşuyu koşmak çok önemli bir başarı. Ankara koşusuna at getirebiliyor olmak ciddi anlamda evet. Başarı. Seni de tebrik ediyoruz. Sahanın zaten eski, deneyimli, tecrübeli, başarılı antrenörlerinden birisin. Dolayısıyla bu başarı çok tesadüf değil. Sen gerçi hafta içerisinde Matmazel'le de çok önemli bir sürprize imza attı. Matmazel'in de aynı evet, zamanda evet. Antrenörlüğünü yapıyor Mücahit Kaya. Biraz Sterling...
biraz Stallion Falcon'ı senden dinlemek isteriz. Ne zaman eline geldi, nasıldı? Çünkü bir de hatırlarsın, daha önce de sohbetlerimiz olmuştu. Start evet. önünde ve start içerisinde biraz mental, biraz stresli dakikalar yaşadı. Yarıştan çıktığı bir koşu oldu yarış hayatı boyunca. Ama sonrasında evet. neler oldu da, hangi sihirli değneği değdirdin de Stallion Falcon bugün Ankara koşusunda görüyoruz. Senden dinleyelim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi Stallion Falcon bana yaklaşık 5-6 ay oldu geleli. Sorunluydu start, cezalısı olarak aldım ben bunu. Dolayısıyla daha sonra işte biraz çalışmalar neticesinde o problemleri hallettik. Bu aşama kaydetti. Bugün de Ankara koşusu nasip oldu bize. Evet. Peki nasıl aştınız o problemleri? Yani zordur çünkü İngiliz atında hani böyle start önünde sıkıntı yaratan, startta problemler, sorunlar yaratan safkın tekrar mental açıdan düzeltmek çok kolay değildi. Yani nasıl aştınız? Hani şey istemiyoruz, reçete istemiyoruz ama inandığın evet. için herhalde bu safkanın bu noktalara gelebileceğini. Şimdi bizim atın startla ilgili problemi nasıldı? Startta girmeden huysuzluk yapıyordu. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş her gün deneme startları falan öyle bu problemi açtı. Start içerisinde zaten bu atın bir problemi yok. Girene kadar. Sıkıntısı da yoktu bunun. Şimdi ben başta burada bütün atlara özellikle başarılar diliyorum. Evet. Bütün rakiplere. Evet. Ankara'da bugün koşan bütün atlara başarılar diliyorum. Bütün atların ayakları düz bassın. Tabii ki insan içinden geçer. Kendi atının kazanması. Peki. İnşallah da öyle olur. Mesafe konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Pedigri olarak da bu mesafeye yatkın pedigri bir isim. Pedigri olarak bizim at mesafeye daha çok yatkın. Evet. İşte sanırım biraz lehime. Öyle 5 falan açıklandı pist sanırım. Evet. Akşama kadar 4,5 falan olur. Pistin ağırlığı lehine mi? Ne diyorsun o konuda? Şey nedir? Bana göre lehimize. Çünkü aynı bu pistte değil de İstanbul'da bu ağır pistte yarış kazandı. Evet, dolayısıyla bu önemli bir detay. Bu bilgiyi de sevgili Mücahit'ten almış olduk. O zaman tüm safkanların ekiplerine dediğimiz gibi sana da bol şans dileklerimizi iletiyoruz. Ankara koşusuna... Önce kazansız belasız olsun, herkese bol şans. En önemlisi o. Hakikaten Ankara koşusuna at getirmek önemli. Sevgili Mücahit Kaya'ya da buradan tebriklerimizi dilerim. Hafta içinde ayrıca tebrikler. Matmazel'le büyük bir sürprize imza attın. Eline sağlık diyelim onun için de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Peki. Selam arkadaşlara. Teşekkür ederiz. Evet Eray, senden biraz Stallion Falcon dinleyelim. Onur Alp'e ulaşamadıklarını söylüyor arkadaşlarım. Eğer ulaşırlarsa Onur Alp Mehmet Kurt'u da yayına alacağız. Ama şu anda arıyorlar arkadaşlarımız ulaşamadıklarını. Eğer kendisi ulaşırsa biz de fikirlerini almaktan mutluluk duyarız. Evet. Valla yaşıtları gazi koşma mücadelesi yaparken Stallion Falcon Maiden'dan çıkma mücadelesi yapıyordu. 20 Mayıs 2016'da Maiden'a veda etti ve o süreçten sonra o süreçte dahil 8 koşuda start aldı ve 4 birincilik, diğer bütün koşuları da tabela içerisinde yer aldı ancak kazanmış olduğu her koşu üstüne koya koya gelen bir isim oldu Stallion Falcon ve ilgililerin de bu süreçte tercih etmiş oldukları yarış şartları bence çok doğruydu. Safkanı hiç üzmeden, kırmadan şartını doldura doldura geldiler ve kısa vade 22 yarış sonrası bugün açık grup bir Ankara koşusunda start olacak olan bir Stallion Falcon izleyeceğiz. Benim bütçemi biraz aştığı için bir at eledim. Stallion Falcon o at. Ama bugün çok iyi koşmasını beklediğim safkanlardan biri. Çok fazla üzülmeden, yıpranmadan buraya geldi. Çok ters bir yarış koşabilir bu isim. Ümit? Yani mevcut durumun üstüne en çok güç ekleyen, form ekleyen, başarı ekleyen isim Stallion Falcon bence. Evet. En formda isimlerden biri. Muazzam bir serisi de var. Çok kuvvetli bir at. Mesafeye de çok yatkın olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bugün yarışın bana göre en ciddi, şanslı olan isimlerinden biri. Pekala. Şanslı isimlerden evet. biri diyorsun. Peki o zaman şimdi genel anlamda koşuyu değerlendiriz ama böyle bir iki cümleyle değil. Bir sıralama alayım sizden. Ben Abbas Yolcu benim büyük favorim ve büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Rakibi bende Grey Storm olacak. Malum Gazi kursunu kazanmış ve start almış olduğu koşuların tamamında etili koşmuş bir isim. Bunların sonrasında da Cougar iyi koşmasını beklediğim ve kazanma adaylarımdan biri de o. 1-3-2 sıralaması bende mevcut. Ancak bir at eledim.
Onun da Stallion Falcon olduğunu da belirteyim. Bütçemi aşmasaydı kuponlarında yer alacaktı. Yani 1-3-2 sıralamam var ama at yazsaydı. Yazsam Stallion Falcon'ı kesinlikle yazardım. Senin nasıl olacak sıralama? Abi bence Abbas yolcu. Stallion Falcon ve Victor Izaharus arasında bir yarış bekliyorum ben. 1-6 ve 7 olarak. Ama biraz daha genişleteceksek. Sonra Kıkır, sonra Greystrom. Yarışın gidişatına göre, pozisyona göre bunlar devreye giriyor. Peki yarış nasıl koşulacak? Sence gidişat nasıl olacak? Bence şunu düşündüler. Yani tabii sormadık yarıştan önce. Tabii, özellikle ben onu... Şimdi Eray'a da o yüzden ben hani çok ben şeye girmedim. Ben de soracaktım, sormadım. O yüzden ben hani... Çünkü tarihe şey geçme durumları var. Şimdi, evet, dolayısıyla nasıl yani, bir yarış olacak? Yani bana göre şunu düşündüler. Şimdi 90 günlük arayı ben bir şekilde dikkate aldıklarını düşünüyorum ekibin. Mutlaka ki zaten söyledim. Evet. Lidere gele çok hızlı götürüp yarıştaki arka grupla arasındaki farkı ciddi şekilde açarak onun temposu yüksek ama Greystrom da bilindiği gibi yarışta 2 ve maksimum 3 en fazla 4 takip eden bir isim ki bu kadar az atlı bir yarışta oralarda beklemeyeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Lidere gelin arkasında grubun önünde orayı yavaş götüreceğini düşünüyorum. Arkayı idare edecek. Evet, yani arkayı idare edebildiği kadar yavaş götürebildiği kadar götürüp koşuyu mümkün olduğunca kısaltmaya çalışacaklar ama aradan biri araya girip ikinciliğe girip aradaki lidere gelip farkı azaltmaya veya ona biraz daha yakın takip etmek gibi bir taktik yaparsa o zaman işler işte karışabilir. İstediği gibi gitmeyebilir. Peki Stallion onu... Falcon'ı sen burada nerede değerlendireceksin? Çünkü o da koşuyu önlerde kabullenmek ben işte istemem. Lidere gel, işte değil mi? Aradan biri girebilirse olacak işte de o. Stallion Falcon lidere gel aradaki farkı açmak yerine normal mesafenin temposuna koşturursa yani ben geçmeye diğer çalışsam... Diğer atları da gösterin arkadaşlar yarışların. Hep Stallion Falcon'da evet. Kaldık. Ben mesela Greystrom'u geçmeye çalışsam bugünkü rakibin taktiği muhtemelen öyle olacak diye düşünürüm. Ve Greystrom'u 2800'ü 2800 metre gibi koşturmak yönelik bir plan geliştiririm. Yarışı normal tempoda görüp 2800 metre draga draga bir yarış olup kaybedersem zaten yapacak bir şeyim yok. Ama tabii. Mesafe kısalırsa Greystrom gibi bir isim Türkiye değil Avrupa'da her hattı geçebilir abi. Bakın ben bunu çok aylar evvel de söylemiştim. Gerçi o zaman yine Greystrom'du. Hani tabii. Bir şey keşfetmedik orada ama orta mesafelerde Greystrom bugün yurt dışında da birçok atı geçmeye aday bir isim. Ama mesafe uzadığı zaman bana göre dezavantajlı bir isim. Dolayısıyla onlar bunu düşündüler. Lidere gibi salıp arka grubun önünde idare edebildiği kadar edip yarışı yavaş götürmeye denecekler arka grup olarak. Lidere gibi diyelim ki 150 metre fark yaptı. Araba bomboş. Evet. Bu güzel ocak ekürüsü için hiçbir şey ifade etmez. Onları bir şey bağlamaz. Belki lidere gibi bitirir o zaman. Ama onlar için rahat eder. Crown olmuyor. Onlar işte onlar rahat ederler ama şimdi finalde ama Triple Crown olmuyor. Ama gene grup bir yarış onların. Ama onlar ama şu anda grup... Crown... Bak ben şu anda eminim ki Ahmet'i de çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Onun grup bir koşu falan onun amacında tarihe bir şey. Tabii ki. Biz bile öyle düşünüyoruz. Keşke kazansa da izlesek. Evet. Ama ola ki hızlı gidilmesi durumunda onların 90 gün aradan sonra 2800 metre bir yarışta süratli giden bir 2800 metre yarışta da aynı şanslı olmadıklarını düşünüyorum ben abi. Peki. Ama Greystrom gibi bir isim olunca yazmadan geçemiyoruz. Ama öncelikli şans bence 1, 6 ve 7'de. Eray sen yarışı koştur bakalım. Vallahi yarışı istediğin gibi koştur. Bir kere rakipler Gazi koşusunda bir aparkat yedikleri için Greystrom viraj dönülürken yarışı süratlendirdi ve o almış olduğu avansa yarışı çaldıkları için her şekilde Greystrom'a o nefeslerini ensesinde hissettireceklerdir. Yakın takip edeceklerdir. Yani lider Ege nasıl giderse gitsin. Nasıl gidecek? Yani sen lider Ege de bence de ekibin düşüncesi Safkan'ı kaçırmaları yönünde. Önde tempo yarışı yapacaktır. Yani yarışı süratlendirecek mi? Onu mu söylüyorsun? Muhtemelen düşünceler o yönde. Stallion Falcon ne yapacak bu? Stallion Falcon bu gidişatta çok fazla ona eşlik etmeyecektir. Ve lider Ege'ye eşlik ederse zaten onun da var olan şansı kaybolur ama onu biraz daha böyle 4-5 boy gerisinde takip edip en azından Greystorm'un biraz daha önünde 800 liraya kadar gelebilirse ondan sonra yapacağı ataklar Stallion Falcon'ın yarışı nerede bitireceğini belirleyecek ama diğer rakipler Greystorm'u bu yarışta önceki yarışta olduğu gibi çok fazla boşlamayacaktır. Tabii yakın, daha az da attı. Yakın yarış, takip muhtemelen edecekler. Muhtemelen markaj olur bugün abi. Çok yakın. Markaj olur bugün muhtemelen. Tabii, o Gazi koşusu gibi olmayacak yani. Mystical Storm'la Triple Crown'u ayağına kadar geldik. Evet. Ankara koşusunda 6-7 at birden marka etti yani. Artık iyi koşmadı ayrı. Tabii mesela burada Triple Crown'a yani, en yaklaşan isimlerin başında bugüne kadar yani son dönemde evet, Mystical Storm oldu işte. Yani o da bize kısmet evet, oldu tabii. Ama başaramadık. Başaramadık. Şimdi... Dijital deneme biz evet. Kıstırak'ı da kazandık. Tabii. Kıstırak, Gazi,
Mimar Sinan'ı kaybettik arada. Evet. Ki bana göre Ankara koşusunu kaybettirmesinin en önemli faktörlerinden biri o koşu oldu. Koşması mı? Hiç bana göre pas geçmemiz lazımdı o koşuyu. İşte pas geçti şey, Greystone. 90 gün ama. Hı. Arada bir iki yarış daha var Hakan abi. O hemen 20 gün sonra Mimar Sinan biliyorsunuz. Bir de çok sert bir yarış oldu. Roman Empire geldi. Ha, orada arada birkaç yarış daha koştu mu? İşte onlardan biri koşulabilirdi. Hatırlayamadım şimdi tam. Hayır, çok sen Mimar Sinan yani. Çok yakın. Ha, Mimar Sinan yakın oldu. O tabii. Kaybetmesine o sebep oldu tabii. Değil mi Skull Storm? Çok sert yarış şimdi oldu. Bu sefer belki de direkt belki de doğru bir şey yaptılar anlatabiliyor muyum? Yani mesela oradaki ara 20 gün Mimar Sinan'la. Evet. Ama bu ara 90 gün. Yani Gazi'den sonra bir ay, bir buçuk ay sonra bir yarış koşulabilirdi. Peki. Yine o gün ezilmedi. Yani zor pozisyonda kaybettik yani ama çok sert bir yarış oldu. Roman Empire geldi geçti. Evet. Ondan sonra düştü formu abi zaten. Peki. Sizlerin görüşlerini de paylaşabilirsiniz Twitter üzerinden. Şöyle bir bakalım. Gelen mesajlar var yine Triple Crown'la ilgili. Bu arada Mustafa Gürcü'nün çok güzel bir çalışması var biliyorsunuz bu konuda. Özellikle arşiv konusunda ve tarih konusunda, Osmanlı tarihi ve Osmanlı arşivi konusunda Türkiye'deki çok önemli dostlarımızdan bir tanesi Mustafa Gürcü. Şampiyon bugünden sonra inşallah yurt dışında da bizi temsil eder deyip maşallah Greystone diye harika bir yazı yazmış. Açıkçası ben okumanızı tavsiye ederim. Sanırım TCK'nın dergisinde de çıkmıştı bu yazı. Gürcü de aynı zamanda at sahibi dostlardan bir tanesi. Dün koştu Obsnate dolayısıyla onun ilgililerinden ve bütün arşivlere, ülkenin tüm arşivlerine girebilen ve oradan özellikle atçılığımızla ilgili çok detay bilgiler aktarabilen tarihçilerden biri. Ona da selamlarımızı iletelim Mustafa'nın bu güzel yazısına. İzleyemiyorum abi pazar günlerimi vazgeçmenizi oldunuz olsun. Bugün cumartesi. Yarın fırsat bulursan izle sevgili kardeşim benim diyelim. Reşat Göztürk'ün çok güzel yazıları var. Greystorm'un işi zor ama başarır demiş Seher Aydınlı. Dolayısıyla paylaşmış olalım. Nispet Efem demiş. Tahminleri vereceğiniz sistemimizi tanıtırsanız bize destek verirsiniz. Seviniriz demiş Nispet Efem. Nerede? Nasıl çıkıyor? NispetFM.com'muş. Peki. Ali Demirci demiş ki V19'unda Ganyan Bay İsviçre'nin Basel kantonundan tüm dostlara selamlar. Biz de buradan İsviçre'ye Basel'e de selamlarımızı iletelim. Şey dışlarına çıktık artık. Ülke dışına da çıktık buradan. Basel, Eray ne yapıyor Basel bu ara? Basel oynarız bugün. 2,5 üst gider. 2,5. Dolayısıyla hemen aklıma o geliyor. Basel deyince bir de istikrarsız İsviçre Ligi ve Avusturya Ligi. Evet. Yani ben bu kadar istikrarsız ikili... Ümit sen ne dersin? Sen de bu konularda bilirsindir. Evet. Genelde şey bitiyor. Basel'de Avusturya Ligi. Karşılıklı golle üst bitiyor ama evet. Taraf oynandığı zaman çok sürprize müsait lig abi orası. Yani abi, burada biraz dış... Ben çok iddia oynayan biri değilim. Hatta hiç oynayan biri değilim. Çok denk düşerse hani öyle mesela bir maç olursa oynayayım. Benim işim at yarışı. Onu oynarım. Ama şöyle söyleyeyim. Alparslan amca oynuyor. He? Alparslan amca oynuyor oradan biliyorsun. Babam oynuyor oradan biliyorum. O çünkü onu da mesela çok sever iddiayı. Çıtır ama onun, çıtır kuponlar. Çıtır kuponları ama 4 maç, 3 maç, 5 maç en fazla. Neyse onu söyleyeceğim. Benim mesela Fransa Ligi hep alt benim bankomdur. Genelde alt biter orası. Değil mi? Evet, özellikle Fransa 2. Fransa 2'sini birini bilmem ama alt biter. Bir zamanlar Lyon çok iyiyken hep Lyoncuydum. Nerede kim neyse falan. Ama aklımda kalan hep kuponlarımı yatıran Avusturya Ligi, İsviçre Ligi. Bir de İskoçya Ligi. İşte orada taraf bahisleri pek tercih edilmemeli. Orada... %50'ye gidilmeli. Hmm. Yani taraf bahisi olduğu zaman 0-1-2 çok sürpriz olabilir ama dış bahis oynandığı zaman %50 alt üst veya KG abi var yok. Abi izleyemiyorsun şimdi o tip şeyleri. Şimdi artık maçlar ayağında Premier Lig'e veriyor şey. D-Smart'ta var Premier Lig. Bu hafta neler var? Var mı? Yönetmenim ekrana bir verelim maçları bir duyuralım. Ben varsa de izliyorum Premier Lig. Evdeyken bile cumartesi hani geç şimdi gidiyoruz. Eskiden şimdi İskoçya Ligi'ni bilmem neyi çok fazla göremiyoruz. Ufak tefek şeyler de var ama dolayısıyla bu hafta da Premier Lig'de bir derbi var galiba bu haftada. Maçlar var. Evet. Onu da paylaşalım. Dolayısıyla bizden İsviçre'ye de selamlarımızı iletelim. Basel'e buradan. Ve yine bakalım şöyle iki tek verir misiniz demiş. Cevahir Alışveriş Merkezi'nden 10 arkadaş sizleri izliyoruz. Hepiniz muhteşemsiniz abi demiş. Bu
Buradan Şişli'ye de selamlar diyelim. Fenerbahçe 820'den selamlar var. Kadir Bayram, Abbas Yolcu, Abbas Kessler, Rising, Wolf Prince, Bartro Bell, Victor Izers, Dion, Piste Ölçüm 5, Çarşı Karışır demiş Kadir Bayram. İlginç pedigriler, ilginç orijinlerle karşılaştırmalar yapmış hakikaten de. Yani pistin ağırlığının 5 oluyor olması aslında birçok şeyi de açıkçası karıştırabilir. Ali Demirci'ye teşekkürler. İbrahim Bey mesaj göndermiş. Diyor ki Halis'e sorduğumda yarışın ağır gittiğini söyledi. Attan hiçbir şikayetim yok dedi. Bu benim fikrim. Başka da koşacak yarış yok demiş. İbrahim Bekiroğulları paylaşmış. Dolayısıyla İbrahim abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Start sorunu oluyor. Startta kalmazsa gelebilir. Kulgır geçen yarışta kaldı diye Kaan Güngör'ün mesajı var. Nurhan Bey'den sürpriz bekliyoruz mesajı var. Gerçekten de kilit isimlerden bir tanesi de Nurhan Bey. Özellikle koşunun çok tempolu gitmesi durumunda iddialı olabilir. Ekip olarak Adana'ya niye gelmiyorsunuz demiş. Gelmiştik Adana'ya. Bu arada Adana demişken bir mesaj geldi. Şimdi ekip olarak niye gelmiyorsunuz deyince demin gördüm mesajı. Sanzatu ile ilgili bir mesaj vardı. Onu bir paylaşayım dedim. Şöyle bir bakıyorum. Evet, Ayhan abi, Ayhan Giray göndermişler ki Sanzatu düzenli olarak idmanda ve çalışıyor. Galopları, sprintleri tamam. Yarışseverlerin Sanzatu'nun koşusu var. Dolayısıyla ona da dikkat etmeleri konusunda bir uyarıda bulmuş. Yarın sanırım Sanzatu'nun koşusu Arsenal İstanbul'da. Chelsea. Bir dakika dur, Ümit bitireyim cümleyi. Orada değil o, ekranda burada görüyorsun. Pardon. Orada değil. Dur. Doğru, buraya ver. Sakin. Sakiniz hocam. Tamam da işte dur, hemen atlama. Dur. İki dakika, cümlem bitmedi. Dolayısıyla yok şimdi stüdyoda bizim gördüğümüz sizin görmediğiniz bir şey vardı. Oraya bakmadım. Oraya bakmayınca da Ümit şey yaptı. Dolayısıyla bu anlamda da Sanzatu ile ilgili bilgilendirmeyi yaptık. Haftanın maçları demiştik. Arkadaşlarım getiriyorlar ekranlara. Bugün 4 tane maç var. Bunlar 2.30'da Manchester United-Leicester maçı, Swansea-Manchester City, Liverpool-Hull City, yine Arsenal-Chelsea maçını görüyoruz bugünkü programda. Yarın ise West Ham-Southampton ve Burnley-Watford yarışı var pazartesi günü. Bu haftanın Premier League maçları da bunlar iddiacılar en azından. Üst, handikap bir üst, bir üst. Peki, hadi tahminlerde geldi böylelikle. Bunu da paylaşmış olalım. Dolayısıyla D-Smart'ta izleyebilirsiniz. Hemen zaten bizden sonra herhalde bir program var. Evet. Dolayısıyla hiç kaç 3 yukarı gidiyorlar herhalde değil mi? 3-4 yukarı gidip direkt izleyebilirsiniz programları da. Çünkü Premier Lig'le ilgili son derece güzel, keyifli programlar yapılıyor. Ekip olarak Adana'ya niye gelmiyorsunuz demişlerdi. Söyledik yoğunluktan, hafta içi olsa geleceğiz ama hafta sonu böyleyiz. Crypto Clearance demiş ki pür son, dikkat son düzlük demiş. Yine kardeşimiz, buradan selamlarımızı iletelim. Eray sen çıktın buradan. Bugün günlerden Beşiktaş Devrek 584 malı Ganyan Bayi'nden selamlar. Güzel bir yarış günü, akşama güzel bir maç olur inşallah demiş. Bu Olimpiyat, hangi maç? Olimpiyat stadı, Galatasaray maçıydı. Olimpiyat diye hatırlıyorum. Fatih'in bastonları duruyor değil mi? Evet. Bastonları, Beşiktaş bastonlarımız duruyor. Devrek bastonları duruyor. Ben böyle şeyi hatırlarsın eskiden. Kimdi o, Ümit sen hatırlarsın. Bizimkiler dizisinde vardı ya şey. Ya, Halil şey, Efendi miydi? Kayınpederi şey. Kayınpeder. Ercan Halil. Yazgan'ın kayınpederi. Yani Halil Pazarlama Halil, değil miydi? Halil Pazarlama. Halil Pazarlama vardı ya o bastonu. Dolayısıyla ben de böyle bazen kızdıklarım o bastonu böyle hemen şey yapıyoruz. Herhalde bir 8-9 yıl olmuştu. Duruyor Devrek'ten bastonlar. Gelmişti. Devrek bastonu. Benim evde duruyor. O işte hepimizin duruyor. Sarı lacivert. Benimki Beşiktaşlı. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Selamlarımızı iletelim Devre'ye ve Fatih. Fatih, Eray sen de burada kaç sene önce? Bayağı işte olmuş. Olmuş. Tabii peki. Evet. İyi yayınlar Yüksel abimiz, İstanbul'da anlatım için bekliyoruz. Güzel, heyecanlı yarış anlatıyor demiş. Abi iyi yayınlar okursan sevinirim demiş. Neyi okuyayım sevgili kardeşim? İsmet Tekdemir gün. Ha, adımı oku demişti aşağıdan önce yazmış. Peki adını da okudum. 33 numaralı Ganyan Bayi'den selamları iyi yayınlar Ahmet Yıldız göndermiş. Yine abim şu an Irak'a gitmeye hazırlanıyorum. Özleyeceğim son düzüğü demiş. Irak'ta herhalde çalışmaya gidecek. Gurbete gidiyor kardeşimiz. Olsun, kalbin bizdeyse ne mutlu. Biz de ara sıra haberdar et. İyiyiz abi Irak'ta diye yeter bize Öner kardeşim. Dedikten sonra biraz mesajlara bakalım. Sonra araya gidip yorumlarımıza geçeceğiz. Fotoğraflar var mı diye bakıyorum. Bu neresi? Doğrularından vazgeçme. Böyle yalnız kalsam bile demiş. Güzel bir mesaj. Yine bakalım şöyle fotoğraf var mı diye. İyi yayınlar Hakan abicim. Mutlu hafta sonları mesajı var. Ama biz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra günün yorumlarını değerlendireceğiz. Bugün Ankara'da çünkü keyifli yarışlar var. Ve yarışlar da erken başlayacak. Dolayısıyla kuponlarınızı hazırlamanız açısından da kısa bir ara. Aradan sonra birlikte olacağız. Tay TV'den son düzlükten ayrılmayın.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın son bölümü, artık yorum ve tahminlere geçeceğiz. Sizlerden gelen son mesajlar var. Onları da bir ekrana getirelim lütfen. Abi Adana'dan sevgiler. Bitti karpuz zamanı. Hoş geldi. Acılı şalgam sezonu demiş Bülent Dopoğlu. Selamlarımızı iletelim. Yine iyi yayınlar. Baba Kartal Hakan abi, Eray abiden maç yorumu bekliyoruz. Biz hazır demiş. Eagle Volkan göndermiş. Hemen bir hızlı maç yorumu vermiştin gerçi. Duymayanlar için bir daha paylaşalım. Kolay bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Kolay bir Beşiktaş galibiyeti bekliyor. Göksel Arsoy göndermiş. İsim benzerliği tabii Göksel Arsoy'la. Göksel Arsoy herhalde Allah uzun ömür versin. Sağ değil mi Ümit? Ben de sağ diye. Yarışlarda versin. Falan denk evet, geldik. Evet, beraberdik değil evet, mi? Evet, sen evet, evet, evet. Dolayısıyla Allah uzun ömür versin. Yani ben en son 2-3 sene önce bir hipodromda tabii, görmüştüm. Evet. Ondan sonrasında İzmir Menemen 699 numaralı Ganyan Bayi'nden selam ve saygılar demiş. Göksel Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Abi ben Greystone'un mesafedense Ankara'da bir tık az koştuğunu söylüyorum. O yüzden Cougar diyorum diye gelen mesaj var. Ümit Bey'e katılıyorum. Temsil mesafe piste geçilmezdi. Centilmence davranmışlar. Greystone bu geçemezdi sanıyorum diye gelen mesaj var. Tam Cougar'lık yarış mesajı var. Stallion Falcon ters köşe yapacak mesajı var. Fotoğraf Nurhan Bey'in şansı nedir? Yorumladık şeyde, yorumlarımıza geçince orada değerlendirmelerde bulunacağız. Ve artık fotoğrafların dışında tweet okumuyorduk. Ve hemen günün yorumlarına Eray'la başlayalım. Ankara şablonu gelsin ekranlara. Evet, Ankara'ya bankoyla giriş yaptık. Umarım ilk ayaktan yanılmayız. Gün ilk aya şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin start alacağı koşuda yarışın biraz süratli gideceğini düşündüğüm için düzlük üzerinde yapacağı sprintte 5 numara Ice of the Sun bu koşuyu kazanır deyip banko tercihimi bu isimden yana kullandım. İkinci ayakta 8 numaralı Son of a Legend, kısa mesafelerin etkili safkanı, kaba kum, sentetik ve çim pistte de kazanma başarısı göstermiş. Ayağına çabuk isimlerden biri. Bugün öncelikli olarak kuponlara yazılmalı. Altında dayım benim ve yine bence grubun en seri isimlerinden biri olan... Ben bu arada çok özür dilerim. Demin şey yapmışım. Premier Ligi söylerken Burnley Watford yarışı var demişim. Maçı diyeceğim. Yarışı var demişim. Bir izleyicimiz de yazmış. İnsan at yarışlarının içinde olunca Burnley Watford yarışı var diye anons yapar demiş. Salim Okur göndermiş. Farkında bile değiliz artık, düşün yani. Ne kadar artık iç içe girdiysek. Evet. Evet, 8 numaralı Son of a Legend ve altına dayım benimden sonra kısa mesafelerin istikrarlı safkanı Türüçcan'ı yazmadan bence kupon yapmayalım. 8-6-11. Sonrasında 7 numaralı Serseri ve çok cazip kuponlara 2 numara Dedem Şah'da ilave edelim. 3. ayakta 3 numaralı Heyamola son yarışını yaparsa bence bu rakipleri geride bırakır. 6 numaralı Ontuğ'un son yarışını beğendim. Hele hele Padova mükemmeldi. 7 numaralı Senior Şamil ve 4 numaralı Kupalım da yazarak 4. ayağa geçiş yapalım. Ankara koşusunda 1 numaralı Abbas Yolcu'nun favorim olduğunu az önce belirtmiştim. 3 numaralı Greystone ve 2 numaralı Cougar'da rakip gördüğüm isimler ama yeri olan dostlarımız Stallion Falcon'ı da kuponlarına yazsınlar. 5. ayakta 3 numaralı Büyük Doğu. İki yarış gördü ve artık kıvama geldi. Bence bugün kazanmaya çok yakın. 9 numaralı Denizci Kızı, 8 numaralı Zigana'dan, 6 numaralı Tamer Reis ve 2 numaralı Baba Emir'i de yazarak Made in koşuyu geçeriz. Son ayakta 11 numaralı Baba Emir de son yarışını yaparsa bu kez 10 kilo daha bisikletiyle koşacağı koşuyu kazanır. 8 numaralı Porsuk Bey'i, 9 numaralı Tek Tabanca, 5 numaralı Fotelli ve 6 numaralı Çağlarkan da rakip gördüğüm isimler. Evet, peki. I Saw the Sun, Ümit'ten banko geldi. Vola da verebilir miyiz arkadaşlar mümkünse şeyi? Eray'dan banko geldi. Ümit'ten bakalım kim gelecek banko? Ben de... Yok mu? Var ya. Var canım. Şamil var. Tamam abi. Evet. Var. Bende de bu var diyecektim. Belki sen söylersin diye. Senior Şamil, evet. Tamam. Günün ilk ayında 5 numaralı I Saw the Sun diyorum. Ben, bana göre grubun üzerinde yarışlar koşuyor ama... yani durmadan kaybediyor. Yani ola ki bir aksilik durumunda ben yanına rakiplerini yazacağım bugün. 2 numaralı Meram ve 3 numaralı Royal Winner tutuyorum ben rakip olarak. Dolayısıyla 5, 2 ve 3 olarak bu aya bence geçebiliriz. İkinci ayakta güzel bir yarış seyredeceğiz. Bu 2 yukarı yarış. Geçen sene de koşuldu mu hoca? Evet, evet. Koşuldu değil mi? 2 yukarı değil mi yarış? Evet, evet. Tamam, doğrudur. Günün ikinci ayağında... Bak çok eskiden hatırlıyorum, bir 2 yukarı yarışı şey kazanmıştı. Topo Şahin'i, Kartal. Bak şimdi ta ne zamanlara gittim. Gene böyle bir 2 yukarı yarıştı. O zaman şimdiki gibi değil arkadaşlar. 2 yaşlı mı kazandı? Evet, 2 yaşlı kazandı. Ben hiç hatırlamıyorum 2 yaşlı kazanan. Kartal. Biz devir devletin hazırlandı. Sürat değildi ama o. 1200 metrelik bir yarıştı. 2 yukarı yarış koşulurdu zaten. Yoktu. Bin yoktu. Onu bin söyleyeceğim yok. İşte. Hiç unutmuyorum şeydi. İşte şimdi hani bak neler söyledim, nerelere kadar gittik.
hiç unutmam eskiden, ha onu söyleyeceğim. Eskiden şimdiki gibi de şimdikine baksana Mia bonbon geliyor tık tık hep üsttekileri geçiyor şey yapıyor falan. Yani hani eskiden böyle bir alt grup atın üst grubu geçmesi falan. Hele öyle cumhuriyetlerde mumuriyetlerde falan var ya. Nerede o Albaturlar, Ersoy, şey Albaturlar, Neslihanlar, Özbel Geykoç'un bir kısrağı vardı. İyi bir kısraktı Neslihan. Neslihan, Erbatur, Demirkır. Bunlar üç yukarı koştukları zaman Cumhuriyeti yukarıda Ersoylular ve Albaturlar bilmem neler koşardı. Yani nereye geçeceklerdi ki? Onların da o serilerinin bozulduğu dönemlerdir hep onlar. Mesela Neslihan acayip iyi bir kısraktı. Neslihan 3, Özbelge'nin. Yine şey... Demirkır falan hep iyiydi. Cumhuriyete gelince ya işte o koşularda hep ya Albatur gelirdi ya Ersoylu gelirdi ya bir başkası gelirdi. Çok zordu. Şimdi bakıyorsun aşağıdakiler evet, takır takır. 4-5 sene evvel ne kadar bile? Gene olmaz derdi. Hatta gene programda konuşuyorduk yani. Yani Ekim'in sonuna kadar 3 yukarı yarışlarda 3 yaşta yazılmazdı. Tabii çok yazmazlar. İzdirler. İzdirlerken yani. Niye yazıyorlar? Gelirlerse kaybet yani zaten az olan bir şey. Ama mesela Kartal'ı hatırlıyorum. Bir 2 yukarı yarışı vardı Topo Şahin'in. Dolayısıyla zannederim bir de şey koştu. Kazandı mı hatırlayamıyorum. Likya, Franco'nun. Onu hatırlamazsınız. Toroman zamanında. Toroman'la yaşıttır Likya. Likya da acayip süratli bir at, böyle çıkar böyle zıpkın gibi. Yani o delfina gibi falan. Çok az tercih acayip ediyor. Zaten 2 yaşlı bugün de yok. O da galiba o yarışı koştu mu kazandı mı tam hatırlayamıyorum. Aynen, evet. Aynen. Ben, biz devir devletino şeye hazırlandı. 2 yukarı son gün oluyordu abi o yarışta. Fethi koşuyla aynı gün oluyordu. Hazırlandı. Devir sakatlandı koşamadılar baba oğul. Evet. İki yukarıda koşu. Peki. Evet. Ne demiştik? Sürat koşusu var. 9 numaralı şerileydi. Bu tip mesafelerin bana göre grubun en etkili ismi. Dolayısıyla ilk atılar. İbrahim abi bak seyrediyor ona göre. Dikkat diyor ağzından çıkanı. Kim? İbrahim abi. Selam olsun buradan. Yok hayır demin Wilpam'la ilgili. Pardon tamam doğru tamam. Tamam. Alırsın mı pasları hemen ama şimdi. Yok doğru tamam. Şimdi sonra da uyandım diyeyim. Farkına vardım. Sonrasında 11 numara Türüç yaptırıyorum. 1 numaralı Ballıkaya ve 6 numaralı dayım benim. Bana göre bu ayakta şanslı olan isimler. Daha doğrusu rakipten orana daha şanslı olanlar isimler ve yeterlidir. Günün 3. ayağına geldiğimizde her yarışında bence önceki yarışlarından daha iyi koşmaya başlayan Nur içinde yatsın. Rahmetli Sinan Şamilsam'ın ismini koyduk bu toya. 7 numaralı Sinyor Şamilsam bana göre bugün full gireceği koşuyu muhtemelen kazanmaya en yakın isim olarak görünüyor. Dolayısıyla banko diyelim. Bugün de aramızdan ayrıldı. Tam 11 ay oldu. Buradan da nur içinde yatsın diyelim. Günün 4. ayında ben 1 numaralı Abbas Yol tutuyorum. Bu tip mesafelerin tabii ki etkili ismi. Bu pistte de bakalım nasıl bir performans izleyecek. 6 numaralı Stellium Falcon ve 7 numaralı Victory is Ours bence bu ayak için yeterli. Ancak kalite olarak, form olarak, yetenek olarak 2 numaralı Cougar ve 3 numaralı Grestorom söylenecek hiçbir şey yok. Bu iki safkan yarışın gidişatına göre, pozisyona göre, bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Ama öncelikli şans bence 1, 6 ve 7. 5. ayağa geldiğimizde Maiden bir mücadele var. Pek öne çıkan bir isim yok bence. Aslında bu ayağı da fazla at yazmak lazım ama ben elimden geldiği kadar biraz Ankara duyumlarıyla beraber eledim. 3 numaralı Büyük Doğu tutuyorum. Sonrasında 1 numaralı Azadağ. 6 numaralı Tamer Reis ve 2 numaralı Baba Emir benim ayırabildiğim kadar çıkarttığım taylar. Kapanışa geldiğimizde 5 numaralı Foterli bence yarışın en şanslı ismi olacak. 11 numaralı Baba Memnu. Bomboş kilo, pist ağır, ters bir yarış gelebilir. 6 numaralı Çağlarkan, 4 numaralı Gülfem, 7 numaralı A Zamanı ve 9 numaralı tek tabanca ise rakiplerinin en ufak hatasını affetmeyecek isimler. Evet. Sinyor Şamil Ümit'ten, Eray'dan gelen isimse, banko isimse. Ice oldu sandı. Ice oldu sandı ilk ayakta. Benim de ekrana gelsin. Bu arada bir mesaj gelmiş. Kartal ekiz yavrusu mu? Ekiz falan değil. Ekiz Arap da ekizle ilgisi yok. Yanlış söyledim. Aitdor yavrusu benim dediğim Kartal. Aitdor annesi de Moira olması lazım. Aitdor Moira, Kartal. Sonra Kartal 2 koştum. Kartalım vardı zaten o ayrı bir konu ama bildiğimiz Kartal. Bu sarı lacivert formasıyla koşardı Topo Şahin'in. Zehir gibi bir attı böyle yani. Bir çıkar böyle ok gibi fırlar. Aitdor yavrusuydu o. İkiz değil. İki yukarı yarış kazanmak zaten. Tabii. Ben hiç görmedim bak. Şey vardı ondan sonra mesela gene Topo Şahin o Meryem'e falan filan geldi. Hep o dönem iyi oldu. İngilizler mesela Araplarda zaten Hafiye vardı biliyorsun onda hani. Duydum. Yani Arapçılıkta iyiydi. Şimdi halen oğulları devam ettiriyor
Şahin ekürisi. Devam ediyorlar. Güzel de iyi de atçılık yapıyorlar ama Araplarda hafiye, işte universal, orijinal var, hatırlarsın onları belki. Böyle Araplarla bir sürü çıktı, ondan sonra onun gene hafiye, nafiye olması lazım. Nafiye diye bir şey koydular, isim koydular falan filan ama İngilizlerde de Kartalı meşhurdu yani Topo Şahin. Ondan sonra bir sürü İngiliz koştular. Şimdi ilgilileri mesela şey, ağırlıklı olarak şey koşuyorlar. İngiliz de var, Arap da var. Hadi bakalım. Benim şablon gelsin ekranlara. Ben Altılık Aynı ilk ayağında 5 numaralı ki bu koşuya da çok iyi hazırlandığını düşündüm. Aysa Oldusan arkadaşlarımla hemfikirim. Potoya hayli yakın gözüküyor. Birinciliğin en güçlü adayı olacak. Ancak 3 numaralı Royal Winner Aysa Oldusan biraz eksik koşarsa 3 numaralı Royal Winner bu sefer o potayı görebilir. Dolayısıyla dikkat diyelim. Dolayısıyla 5 numaralı Ice Soldier'ın biraz eksik koşması durumunda devreye girebilecek olan isim. 7 numaralı bu Kopenhag tempo atı. Şöyle bir baktım da önde acaba dedim şöyle istediği tempoyu bulabilir mi, bulamaz mı? Zaman zaman böyle bulduğu tempolarla enteresan yarışlar yapabiliyor. Yani çok sürpriz arıyorsanız eğer bir Kopenhag, bu aralar Kahraman Ekürüsü de böyle 40 liralara ganyanlar, 30 lira 20 lira ganyanlar, Korkalba biliyorsunuz hafta içerisinde. Çok sürpriz oluyor. Sürpriz o şeyde 20 bin liraya satılık atı ilanı verdiler. Kısa vadeli şey açık grup 3 yarış kazandı Diyarbakır'da. Elazığ'da. Şey diyorsun. Dolayısıyla atlar iyi gidiyor. Bu aralar bir sürpriz olur mu? Belli olmaz. Dolayısıyla eğer 5 ve 3'ün yanına at yazacaksak dikkate alınacak isimlerden bir tanesi de 7 numaralı dediğim gibi Saf Kopenhag olmalı diye düşünüyorum. 1 numaralı Empire Sun ve 8 numaralı Özbay Hans'a bu ayağı büyütenler için alternatif aranabilir. Altılı Gayen'in ikinci ayağı sürat koşusu. Ya biz daha numarayı kim aldı diyene kadar yarış bitecek. Yani öyle bir koşu bu. Dolayısıyla 1000 metrede bitecek, 1 nefeste bitecek. Ben 8 numaralı Son of a Legend'ın yakalamış olduğu muhteşem formuyla yarışın en iddialı ismi olacağı kanaatindeyim. Öncelikli şansı 8 numaralı Son of a Legend'a veriyorum. 6 numaralı Dayım Benim. Enternasyonel yarışındaki performansı çok iyiydi ve koşu çok süratli gideceği için hemen arkalarında böyle 2-3 gidebilirse o tempoda bir anda faydalanabilir. Dikkat, ben ikinci isim olarak 6 numaralı Dayım Benim'i tutuyorum ve 7 numaralı Serseri. Bu üçlüyü ayırt etmeyeceğim. Zira Serseri'nin de bana göre bu mesafede iddiası çok çok yüksek. 8-6-7 sıralamasını bir kere bu üçlüyü blok olarak ayrımsız yazalım derim kuponlarımıza. Ancak bu üçlünün dışına çıkacak olursa, fazla ata şans tanıyacaksak, 1 numaralı Ballıkaya. Geçen sene bu koşunun galibi. Hatırlarsınız false start olan koşuydu, sürat koşusu. Ve Ballıkaya koşuyu kazanmıştı daha sonrasında, tekrarında. Ve Ballıkaya bu mesafelerde de başarılı. Bu yarışları da iyi koşuyor, buldun mu Eray? Silverado. Silverado değil mi? Silverado, Korkalba. Onun için Kopenhag'a oradan geldim. Acaba bir sürpriz yapabilir miyim? Sonra da üçüncü oldu galiba yine. Evet, iyi koştu. Evet. 20 bin liraya satılık ilanı vardı. Kimse yüzüne bakmadı atın. Düşün. Neyse, velhasıl kelam, gelelim biz sürat koşusuna. Dolayısıyla Ballıkaya, dolayısıyla 8-6-7'nin en ciddi rakiplerinden biri. 2 numaralı Dedemşah. Bana göre bu sezon harika koşuyor. Ciddi bir sakatlık atlatıp sahaya dönen isimlerden biri. Ama buna rağmen aslanlar gibi döndü. 8-6-7-1-2 benim öncelikli şans verdiğim isimler. Bu koşu, sürat koşusu sürpriz olabilir düşüncesinde olanlara. 9 numaralı Şeri Şerileydi. En süratli isimlerden bir tanesi. Bana göre bugün çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir. Ömer Kaya'yı da çok iyi tanıyor Safkan'ı. Ve en dış starttan çıkacak, bir anda önüne düşebilir mi? Bakalım, 9 numaralı Şeri Şerileydi'ye dikkat. 3 numaralı Mr. Strong ve 11 numaralı Türkcan. Öndeki yüksek tempodan etkilenmezse ya mahşeri bir yarış olacak. Kim alır Ümit numarayı? Ya Türkcan da Şeri Şerileydi arasında. Değil mi? Ama şey girmez mi bunların arasına? En seri bunlar hoca ya. İkisi. Hayır, onların mesela yanına hemen Son of a Legend bir arkalarına yatacaktır. Tabii. Bence. O da aynı süratte ama onların ikisi. Evet, evet. Türkcan da Şeri Şerileydi birbirine. Evet. Onlar çünkü olmazsa olmaz gidiyorlar. Gidiyorlar. İkisi doğru. Birden. Türkcan da öyle gidiyor. Şeri Son of a Legend biraz daha. 2-3 hayır, gidebilecek at sayısı çok fazla burada. Tabii tabii. Bir de tercihli start var yarışta, ona şaşırdım. Yani bu yarışta yani çok zor. Acayip dezavantaj yani. Yani. Daha evvelden geliyordur. Daha önceden. Evet, daha evvelden geliyordur muhtemelen. Tercih aldıysa olabilir diyelim. Mr. Strong çünkü bazen takılıyor ya. Tabii tabii, yok, muhtemelen zaten. Öyledir de. Peki. O zaman ama ne olursa olsun 8, 6, 7 ve 1, 2 öncelikli alternatifler. Günün 3. ayağında Profesör Tevfik Başar koşusunda 7 numaralı Senior Şamil. Nereden Senior Sasi dedim? Senior Sasi de vardı. Senior Şamil. Dolayısıyla kazanmaya en yakın isim ve birinciliğin en güçlü adayı, ben ekürisi Gina Montana ile birlikte yarışın en iddialı safkanı olacağı kanaatindeyim. Yine 2 numaralı Crossfire. Yarış hayatının ilk koşusu bir kere 10 numara bir yarış yaptı.
son derece kumaş ve kalite bir isim olduğunu ortaya koydu. Bugün için ikinci koşusunda da iddialı olabilir. Dikkat. Ve tabii ki 3 numaralı Heyamola, ekürisi Passepartout ile birlikte birincilikte iddiaları olacak olan isimler. 7-2-3 benim öncelikli şans verdiğim safkanlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise 3 numaralı Grey Storm. Gazi koşusunu kazandıktan sonra direkt hedef zaten biraz evvel Ahmet Güzel Ocak'ta yayınımıza bağlanmıştı. Direkt hedef burası olmuştu. Ben Gazi koşusunda geçtiği atları sanki bugün bir kez daha geçebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla uzayan 400 metre mesafeye rağmen yarışın gidişatının lehine olacağını düşünüyorum. Ve benim liman tercihim olacak. Sanki 15 yıl sonra görebiliriz diye düşünüyorum. Benim limanım Grey Storm. Bugün ona sığınacağım. Ama siz banko tercih farklı ayaklardan yana kullanacaksanız 8 numaralı Wolf Prince. Demin yarışlarını gösteremedik. Onur Alp'i aradık. Onur Alp Mehmet Kurt'u bir türlü yayına bağlanamadık. Dolayısıyla yarışları belki ekrana gelmedi o anda. Çünkü bağlanan ekipleri ekrana getirirken üzerinde konuşuyorduk ama Wolf Prince'in yarışları da öyle boş yarışlar değil. Gazi koşusunda çok beklenen performansı belki ortaya koyamadı ama ondan sonrasında geri dönüşü bir süre bir istirahat, mental açıdan dinlendi, kendine geldi Safkan. Ve bir sonraki yarışında ben açıkçası yarışı beni tatmin etti. Üçüncü kaldı. Birinci olan hatta diskalif oldu bu arada. İkinciliğe terfi etti. Angel Orson kazanmış olduğu yarışta. Bugün onun da nasıl bir taktik uygulayacağını göreceğiz. Dolayısıyla Gazi'de yapamadığını bugün yapabilir. Eğer Grey Storm'un yanına ilk alternatif 8 numaralı Wolf Prince ve 1 numaralı Abbas Yolcu tabii ki. Bana göre koşan safkanlar içerisinde Gazi'den sonra yıldızı en çok parlayan safkanların biri. Ve bugün iddiası ben çok yüksek gördüğüm isimlerin başında geliyor. Eğer Grey Storm beklenen performans veremezse Wolf Prince ile beraber ikisinin birincilik mücadelesine ortak olmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olan kazansın her zaman söylediğimiz gibi ama Abbas Yolcu'nun da çok ciddi aşamalar içerisinde olduğunu hiç unutmayalım. Gerçekten de özel bir at. Ben Abbas Yolcu'nun yarışlarına bakıyorsun muhteşem yarışlar çıkartıyor. Bugün en ciddi rakiplerden ve 6 numaralı Stallion Falcon yarışın gidişatına göre uygulayacağı taktiğe göre hiç ummadık bir yarış çıkartabilir. Ekürü'den eğer erken kurtulabilirse yani ön tarafları erken gidip böyle çok senin dediğin gibi çok yüksek bir tempo olur da ön tarafta ikisi yanlış kalıp birinden biri eğer Ekürü yalnız düşerse lidere erken düşerse yarıştan temelinde bir anda Stallion Falcon'ları arkadaki ara açılmış olacak. Çok büyük fark olacak. O fark kapanmayabilir. Dolayısıyla ben o yüzden yarışın gidişatında hep sanki eğer Ekürü önde gidecekse Stallion Falcon'ın da onun çok yakınında gideceğini ve Ekürü'nün düşmesi halinde tempodan Stallion Falcon'ın aranın çok açık olacağını arkanın düşünüyorum. Dolayısıyla bir sürpriz yapabilir. Eğer Grey Storm tek yazmıyorsak alternatiflerden biridir bence Stallion Falcon. Mesafeye de en yatkın isimlerden bir tanesi. Ben de erken düşeceğine inanıyorum tempodan. Değil mi? Yani Ekürü'nün. Ekürü'nün. Peki. Günün 5. ayağında 6 numaralı Tamer Reis. Son koşusu gayet tatminkardı. Bugün için iddialı safkanların başında geliyor. 3 numaralı Büyük Doğu. Yarış hayatının ilk koşusu üçüncülüğü fevkaladeydi. Sonraki koşusunda tabela dışında kaldı. Nedenini bilmiyorum. Ata demeyelim şimdi bir şey. At kötü koştu demeyelim olmasın. Dolayısıyla sebebini bilmiyoruz. Bilgi gelirse paylaşırız. Dolayısıyla ama kötü bir yarış çıkarttı ortada. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya koyacak Büyük Doğu. Onu hep birlikte izleyelim görelim ama en ciddi alternatiflerden biri. 2 numaralı Baba Emir ise tabela içerisinde yer almış olduğu 3 koşusunda da artık Maiden'da çok fazla kalmayacağını, Maiden bir isim için fazla olduğunu gösterdi. Bence şansı yüksek. 6-3-2 sıralaması az atla geçenler için yeterli. Alternatif arayanlarsa startı iyi alması durumunda ki start problemi zaman zaman yaşayan isimlerden biri. 4 numaralı Demir Cefe hatta 1 numaralı Aza Dağ bile orada yok ama geniş kuponlarda yer bulabilir. Günün kapanış ayağında ben 5 numaralı Foterli, 4 numaralı Gülfem ve özellikle 6 numaralı Çağlar Kan son yarış padoğunu çok beğendiğim isimlerden biriydi. Bu üçlüyü ayırt etmeden kuponlarımıza yazalım. Ancak son koşusundaki performansıyla ve bugün 50 kilo gibi son derece uygun sikletle start alıp bunu en iyi şekilde değerlendireceğini düşündüğüm 11 numaralı Baba Mendu. Yine 9 numaralı tek tabanca ekürüsünün avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışacaktır Tayyip Alman'ın. Bugün bence olmazsa olmazlardan biri. Bir de 8 numaralı Porsuk Bey'i son koşusun oranla 8-9 kilo eksik koşacak. Çok önemli bir değişim var arada. Bana göre günün sürprizini gerçekleştirebilecek isimlerden biri. Orta ölçekli kuponlara 5-4-6 büyütüyorsak diğer saydığımız isimleri dikkate ve değerlendirmeye alabiliriz. Hemen Silverado yorumları gelmiş Eray. İsim olaraktan hatırlatmalar evet. Var. Teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızı da ilgililere de. Evet, İstanbul'u yorumladık ve Adana yorumları için, gece Adana'da da harika koşular var. Adana yorumları için
Eray'dan görüşlerini alalım. Yorumlara geçmeden Hışman Çizik'in bugün 3 kilo fazla ağırlıkla at bineceğini söyleyelim. Jokey olmadan önce deklare olduğu için bugün 3 kilo daha fazla ağırlıkla. Hışman'ı haftaya cumartesi çağıralım. Biz gelsin bir Hışman'la bir konuşalım. İzleyiciler de tanısınlar. Sorun sorularınızı hazırlayın hafta için. Evet. İlk ayağı ben 5... Pazar günde Sadun'u... Simulink Baby ile başlamak istiyorum. Denk geliyor mu? Hı? Adana'ya denk geliyor mu cumartesi? Gece ama Adana gündüz gelir, gece gider. Gider diyorsun. Ya, tamam. Yapar, kırmaz o. Evet. 5 Mart Simulink Baby. Bavikal'ın kardeşi. Ve bu mesafede şartlı bir mücadelede en şanslı isim olacaktır. 4 numaralı Miss Winner ve sonrasında 6 numaralı Unstable Girl'ü de yazarak ilk ayağı 5, 4 ve 6 ile geçelim. İkinci ayakta 3 numaralı Tumbul Sabuha son yarışını yaparsa bence bugün de kazanır. 5 numaralı Bellamy'ye takipatlarımdan biri bugün ihmale gelmez. 9 numaralı Son Arzum'un son yarışını ölçü almıyorum. Bugün bu pistte farklı koşar. 11 numaralı Arap Eda'nın son yarışı grup koşu. Cahide koşusunda sert rakiplere çarpıldı. Bu kez rakipler daha denk. 13 numaralı Mavi de Ankara'dan kazanarak geldi. Bugün de iyi koşar. Üçüncü yarın ayakta... kalırsa Bir Sen Kızı'nı geçen haftadan takip ediyorduk. Tamam, onu da ekleyelim. Yarın kalırsa 12 numaralı Bir Sen Kızı geçen yarışmada o çok iyiydi. Programda da söylemiştik. Sıkıştırsa sen de tutuyordun çünkü. Evet. Bugün kadarıyla beğenmiştin o gün. Onu programı. Atlamışız. Yarın kalırsa ilave edelim. Üçüncü evet. Ayağı 4 numaralı Reis Baba ile başlamak istiyorum. Bu formuyla bence bu rakipleri geçmeye çok yakın. 5 numaralı Nazlı Prenses Urfa'dan bu piste geldikten sonra çok iyi 2 yarış koştu. Bugün de iyi koşar. 2 numaralı Babür bence bu mesafeleri iyi koşuyor. 1 numaralı Çalışkan Bey ve 12 numaralı Şerefli Can'ı yazarak bu ayağı da geçelim. 4. ayakta çok uygun bir grup olan 1 numaralı Arsene Lupin bugün bence kolay kazanır. 5. ayakta 5 numaralı Ezop Kahramanı Ankara'da koşmuş olduğu gruplara baktığımız zaman bu kez şartlar daha uygun. 6 numaralı White Crest, 2 numaralı Mr. Loba Loba, 3 numaralı Canlı Hedef ve son olarak da Ocean Eye. Aradan sonra yarışlar gördü, ihmale gelmez. Kapanışta 7 numaralı Öz Reis tutuyorum. Bence bu mesafelerin en etkili isimlerinden biri. 4 numaralı Arap Kır gününde olduğu zaman özellikle 1200-1400'de çok daha ciddi rakipleri bile geçebiliyor. 2 numaralı Şevval Abla, 11 numaralı Sancar Bey ve son olarak 5 numaralı Gülen Efe'yi de yazarak Adana'da kapanışı yapalım. Seninle ortak bir altılı yapalım. Bugün Adana. İlave, ben de bir iki at ilave edeyim. Ortak mesela sonda Dilşan Kızı son koşusu mesafe uzundu. 59 diye ben eledim doğrudu. Ama gelebilir. Kısa mesafeleri biraz daha iyi koşan. Evet. Çok at yazanlar en azından ilave edebilirler diye düşünüyorum. Yeşiltaş hakeza. Benim sondaki tuttuğum atlar biraz ağır kilolu atlar ama Yeşiltaş, Dilşan Kızı, hatta 9 numaralı Karakantos. Sonlara ben biraz at ekleyeyim. 5. ayakta aynı insanla. Ben de 5-6 tutuyorum. Ezop evet. Kahramanı White Crest ama çok at yazanlar şu 9 numaralı Büyük Kızıl'ı da bir yerlere sıkıştırsınlar. Çok at yazıyorsanız. Yoksa 5-6 benim de ilk sırada önerdiğim isim olacak. Kendi kuponuma da 5-6 geç ama çok at yazanlar 9'lu Büyük Kızıl'ı sıkıştırabilirler. Bir de 2. ayakta 12 numaralı Bir Sen Kızı benim mutlaka olacak kuponumda. Ümit. Arsene Lupin tekli zaten. Evet. Onun evet. Üstüne bir şey yaptık. Yarış severlere ben hani 2. ayağı ve sonraya dikkat etmelerini önereyim. Peki. O zaman seni de biz akşam zaten kuponumuza ortak baktım, alıyoruz. Baktım benziyordu. Bende 12 yoktu yalnız. Tabii o... 12 bir sen kızını koy geçen hafta. Hatırladım şimdi. Hatırladın mı hangi at olduğunu? Dolayısıyla o iyi bir yerlere gelecek bence. Peki bugün programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yine tüm değerli katkılarınızı her bir için çok çok teşekkür ederiz. Jockey Ligi'ni bugün yapamadık. Yarın sabah yapacağız. Bugün vaktimiz biraz kısıtlıydı. Program süresince katkı ve katılımda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yayına bağlanan at sahibi, yetiştirici ve antrenör dostlarımıza da her birine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun siz değerli son düzlük izleyenleriyle görüş ve önerilerini en azından safkanlarıyla ilgili son dakika bilgilerini paylaşmış oldular. Onlara da buradan sonsuz teşekkürler. Bugünün stresi, heyecanı ve içerisinde o tempo içerisinde bizlerle birlikte oldukları için onlara da ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugün Ankara'daki yarış severleri, hatta şehir Ankara'ya yakın olanlar varsa hala çok geç değil. Aslında 1 oldu, 1.30'da başlayacak. Herkes biz en azından Ankara içinde olanların herkesi hipodroma, Ankara 75. yıl hipodromuna davet edelim. Bugün gerçekten çok keyifli yarışları birebir yerinde izleyelim diyoruz. Dilek ve temennilerse her zaman aynı. Önce sağlık ve huzur, ondan sonra şans, mutluluk, para, pul, her şey sizlerle ve tabii ki sevdiklerinizle olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Söz kapanış için sevgili Eray'da. Evet, cumartesiyi geride bıraktık. Bütün dostlarımıza sağlık, huzur ve nihayetinde kazanç dolu bir gün diliyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
me besaron con ese como ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada y el fuego de tus labios le echaron. Dicen que paseabas en un carro Yolanda.